İyi akşamlar. Şirket raporuyla karşınızdayız. Önce yurt dışı piyasaları gelişmeleri konuşacağız. Oradan tabii yurt dışı etkisi içeride nasıl hissediliyor? Borsa İstanbul'da fiyatlamalar nasıl? Hangi hisseler öne çıkıyor? Hangi hisseler geride kalıyor? Bank of Amerika'nın Türk banka hisseleriyle ilgili de bir rapor var. Onun da detaylarına değineceğiz. Her hafta olduğu gibi şirket raporunda Belgin Maviş bizlerle. Hoş geldiniz Belgin Hanım. Hoş bulduk. Bu i̇yi akşamlar. Cüneyt abiye de Cüneyt Baksoy'a da buradan selamlarımızı iletelim. Evet. Aynen. Ee, tabii Sevgiler. şimdi dışarıdan başlayalım. Bugün önemli bir virajı geride bıraktı piyasalar. ABD enflasyon verisi bu haftanın en önemli evet. verilerinden biriydi ve e, beklenti özellikle e, aylık bazda %0.4 artıştı. %0.3 geldi beklentinin altında. Bir de tabii çekirdek taraf, gıda ve enerji hariç bakıldığında fiyat artışlarında bir hız kaybı var. %4 yıllık çekirdek enflasyon. Bir önceki ay %4.2 idi. E, tabii veri geldikten sonra piyasada aslında biraz risk iştahı toparladı gibi birkaç haftadır tahvil faizlerinde yukarı bir hareketlilik var. Geri çekilme gördük ABD evet. 10 yıllıkta. Yine euro dolar 1.1850'ye kadar gitti. Dün 1.1770'i görmüştük. 27 Ağustos'tan beri en düşük seviye. ABD vadelileri biraz toparladı. Dolayısıyla bu viraj aşıldıktan sonra sanki biraz o riskten kaçınma modu baskılandı gibi duruyor. Buradaki ilk grafik de manşet enflasyon %5.3. Bir önceki ay %5.4'tü. Enflasyon tepe mi yaptı acaba bu grafiğe bakınca? Çünkü enflasyondaki yükselişin geçici olduğu söyleniyor zaten. Siz neler düşünüyorsunuz? Veri sonrası görünüm hakkında neler söylersiniz? Yani veri sonrasında benim dikkatimi çeken dolar endeksindeki hafif çaplı geri çekilme, hissedilen bir geri çekilme vardı. Bununla birlikte özellikle baktığımızda çekirdek enflasyon tarafında görülen aylık artış şubattan bu yana en düşük artış olarak kaydedildi. Bu önemliydi. Bu Fed'in de aynı zamanda şeyi destekliyordu hani tedarik zincirinden kaynaklanan geçici enflasyon. Ama bu yılın sonuna kadar yüksek bir enflasyon Amerika tarafında göreceğiz. Ama en kötüsü geride kaldı demek için belki çok erken ama yavaş yavaş en kötünün geride kaldığını teyit edebilir. Bu da ne anlama geliyor? FED her an tapering'e yani tahvil alımını azaltmaya başlayabilir ya da bunun için net bir tarih verebilir. O yüzden bu toplantı son derece önemli olacak Eylül ayı toplantısı. Bununla birlikte şöyle bir baktığımızda özellikle FED'in varlık alımlarına yönelik karar açısından bu biri oldukça kritik önem taşıyordu. Ve bazı FED yetkilileri de enflasyondaki seyre dikkat çekmişlerdi ve öne çekilmesi özellikle tahvil alımının. O açıdan bakalım. Powell da o grubun içinde yer alıyordu e, görüşlerinde. Net bir tarif vermekten kaçınmıştı daha önceki açıklamalarında. E, o açıdan baktığımızda e, bu şey sonrasında hani bazı soru işaretlerini gideren ama bazı soru işaretlerini de getiren bir e, şey oldu. E, veri oldu. Çünkü Amerika'da bir de tabii ki kurumlar vergi oranının arttırılması durumu var. Hani Fed bir yandan tahvil alımını azaltmaya çalışırken öte yandan vergilerin artması ve düşebilecek olan banka ve bununla birlikte şirket karlıkları gibi unsurları nasıl dikkate alacak bunların hepsi merak konusu oluyor. Tabii enflasyonun yükselişin geçici olduğu şeklindeki bir argüman var. Sadece FED'den duymuyoruz. Geçen hafta Lagard da benzer bir açıklamada bulundu. Burada Yıllık e, tüfe artışının alt kalemleri var. Özellikle enerji tarafı dikkat çekiyor ABD'de %25'lik. E, Fed de hem yükselen emtiye fiyatlarına hem de yeniden açılmayla e, fiyat artışlarının öne çıktığı bazı sektörler işte konaklama, ulaşım, uçak biletleri hatta otomobil fiyatları da çip sıkıntısının da desteğiyle ciddi arttı ABD'de. E, tüm bu faktörlere dayanarak geçici olduğunu söylüyorlar. Bu da aslında Jackson Hole toplantısından beri Piyasalara sanki biraz düşüşleri sınırladı gibi duruyor. Bugünkü veriden sonra da yine o düşüş sınırlanmış gibi çünkü iki hafta evvel rekor kıran bir S&P vardı 4536'da. O tarihten beri yavaş yavaş kademeli bir düşüş var ve bu veri olmasa belki de beklentinin üzerine yine bir enflasyon görsek daha da derinleşen bir satış görecektik. Ama yine enflasyonun geçici olduğunu şimdilik gösteren bir veri oldu ve piyasaları evet. destekledi diyebiliriz. Evet ama burada tabii ki çekirdek enflasyonu dikkate almak ne derece doğru o da ayrı bir tartışma konusu. Çünkü petrol fiyatlamalarına baktığımızda Brent petrol 73 dolarlardan bir anda 74 dolarlar seviyesine de çıktı. Bu tarafta da tıpkı emtiyada olduğu gibi petrol tarafında da Çin'in hamlelerini görüyoruz. Dolayısıyla Çin'de bu haber başlıklarında da vardı. Dolayısıyla burada yükselen enerji fiyatları dünya genelinde baktığımızda doğal gaz ve petrol fiyatlamaları ve bunun enflasyon yaratma özelliğini hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla burada gıdayı ve şeyi çıkarırsak, enerjiyi çıkarırsak gerçek enflasyona ulaşabilir mi Amerika? Bu da ayrı bir soru işaretini beraberinde getiriyor. Çünkü şu anda zaten enflasyonu oluşturan bizde de olduğu gibi Amerika tarafında da gıda ve enerji fiyatlarındaki artış ya kasırgaların getirmiş olduğu etkiler de tabii ki olumsuzluklar da var. Tüm bunlara bakınca hani çekirdek enflasyonu biraz daha ön planda Fed'in dikkatle takip edeceğini düşünüyoruz ama çok da gerçekçi bir enflasyon mu olacak? Hani enflasyon Amerika'da düşmeye başladı dediğimizde ne kadar gerçekçi olacak? O da açıkçası benim merak ettiğim bir konu. Bu arada tahvil piyasasında da enflasyon beklentisi biraz yükseliyor gibi. Bu 10 yıllık başa baş faizler, break bunlar yakından takip edilen bir gösterge. Orada mayısta %2,5'u görmüştük. Sonra bir düşüş başladı. Hemen peşi sıra ABD 10 yıllık da düştü. İşte %1.77 mart ayında. nokta düştü %1.13'ü gördük Ağustos ayında. Yanlış hatırlamıyorsam 2 Ağustos olması lazım. Sonra kademeli yükseliş başladı ve son günlerde şu an 10 yıllık faizin grafiği de geldi. Son günlerde bu break even başa baş faiz denen göstergede de bir yükseliş var. İşte bizi izleyenler için hatırlatalım bu nominal 10 yıllık faizden e, hazinenin e, enflasyona endeksli tahvilinin faizi hı hı. E, çıkarılıyor ve ortaya bir enflasyon beklentisi çıkıyor tahvil piyasasının fiyatladığı. Hı hı. Orada en son Cuma günü %2.4'ü gördüm. Not not da almıştım. E, yani Mayıs ayındaki tepeye yaklaşmış %2.5'a. E, zaten 10 yıllık faizin grafiğine bakıyoruz. Kademeli bir yükseliş eğilimi var. Yani bugünkü enflasyon verisi ne kadar yukarı gidiyordu. Hatta geçen hafta 1.38'i gördük burada. O da e, yaklaşık Temmuz ayından beri en yüksek seviyelerdi. Teknik olarak da 100 günlük ortalamasını zorlamıştı. Bir süredir orayı kıramıyor. E, hatta 200 günlük ortalamasının da üzerindeydi. Bugün enflasyon verisinden sonra 200 günlük ortalamanın altına düştü. 200 günlük ortalaması %1.31. E, en son grafiği aldığımda %1.27 seviyelerindeydi. Yani şu an enflasyon verisi sonrası 10 yıllık faizde de bir düşüş var. Tahvile de bir alım geldi. Burayı nasıl sizce okumak lazım? Nasıl değerlendirmek lazım? Hemen tabii burada bir dipnot düşelim. Fiyatla tahvil tarafında faiz ters orantılıdır. Evet. Eğer faiz oran olarak aşağı düşüyorsa tahvil olan yöneliş hız kazanıyordur. Ve bu da tabii ki piyasada şu şunu akla getiriyor. 10 yıllık tahvile doğru yöneliş ne anlama geliyor? Bir, Amerikan ekonomisine olan güveni yeniden perçinlenmesi. İki faizlerin düşebilme ihtimali. Çünkü FET ne demişti. Faiz artırımının uzağındayız ve 2023'ü bu anlamda göstermişti. Bu gözle baktığımızda piyasa şu ayrışma yapıyor. Tahvil alımını azaltmaya başladığında, bunu bitirdiğinde 8 aylık ortalama bir periyotta yapması e, tahmini var. Yani Ocak'ta başlasa Ağustos'ta bitirecek 15 milyar dolarlık azaltımlarla. Ondan sonra hemen bir faiz noktasında artışa Geçmeyecek oluşumu belki de burada fiyatlanıyor. Çünkü bir de tahvil yatırımcısı çok büyük zararla da karşı karşıya kaldı. Özellikle banka tahvilleri ve şirket tahvillerinin böyle kritik dönem içerisindeki oynaklıktan yatırımcısının da zarar gördüğünü biliyoruz. İlginç olan şu FED şu ana kadar piyasada repo ve ters repo olanaklarını kullanarak dolar endeksini olası risklere karşı son derece frenledi. Kontrol yani görünmeyen bir eldi FED bu anlamda. Ve bunun da şu anda yavaş yavaş meyvesini de görmeye başlamış gibi gözüküyor. Ha, bu ne anlama gelir? Hemen tahvile para tahvile yönelecek. Hisse senetleri tarafında risk alma iştahında ciddi bir düşüş olacak demek için erken. Ama Amerika tarafında kurumlar vergisi oranının arttırılması ihtimalini de dikkatte tutmak gerekiyor diye düşünüyorum. Bu veri olumlu ama yeterli değil. Bu arada hisse piyasaları açısından önemli. Çünkü e, örneğin bu Mart ayındaki 1.77 seviyelerine doğru hareket sırasında S&P'de de satışlar sertleşmişti. Aslında evet. geçen yıl Mart'tan beri yükseliyor tahvil faizleri. İşte %0.3'ü görmüştü geçen yıl Mart ayında. E, ama işte bu yıl Mart ayına kadar gelen o bir yıllık süre zarfında herhalde piyasalar tahvil faizlerindeki yükselişi ekonomilerin iyileşme beklentisine yordu ama artık son aylarda biraz daha hani finansal koşulların sıkılaşması algısı var. O yüzden tahvil faizi her yukarı gittiğinde bir e, satış geliyor. Mesela evet. geçen hafta 1.38'i gördük. S&P'de satışlar başladı. E, bu hafta biraz geri çekiliyor acaba işte hisse piyasalarında alımlar tekrar gelir mi? Oraya S&P'de bakarız ama bir de Almanya tahviline bakalım isterseniz. Hı hı. Çünkü evet. orada da bir yükseliş evet. var. Almanya 10 yıllık faizine de bakalım. Hatta orada ABD'ye göre biraz daha güçlü geldi hareket son günlerde. Aslında işte İtalya'ya bakıyoruz, Fransa'ya bakıyoruz. Orada bu kadar güçlü bir hareket yok ama Almanya'da ciddi bir yukarı hareket. Hatta bugün yanlış hatırlamıyorsam eksi yüzde 0.29'u gördü. ABD enflasyon verisinden sonra bu da düştü. Yani hı hı. Alman tabirine de bir e, alım geldi. Buradaki e, yukarı hareketi tetikleyen gelişme ne olabilir sizce? Almanya'da bir seçime de yaklaşıyoruz. Doğru, evet. e, Buradaki yukarı hareketi nasıl okumak lazım acaba? 26 Eylül Merkel e, artık göreve veda ediyordu. Dengeleyici unsur olarak bir şansör, şansörlüğü olarak. Ama Merkel'den sonrası biraz karışık. Yani e, bir olası koalisyonun olabilme ihtimalinin gittikçe zayıfladı ki Merkel de son dönemini koalisyon lideri olarak tamamlamıştı. Ama gelinen noktaya baktığımızda hepimiz biliyoruz ki ekonomik aktivitedeki zayıflama mevcut iktidarın o koltukta olmasını ya da yeni bir oluşumu engeller. Dolayısıyla zorlu geçecek olan bir seçim söz konusu olacak. Merkel'den sonra yerine kimin geleceğinin belirsizliği. Yavaş yavaş o tahvil tarafında bence fiyatlamalara yansımaya başladı bu anlamda. Ani sıçramalar, tahvilden kaçış eğilimi olabilir. Öte yandan Avrupa'nın genel anlamda baktığımızda Avrupa Merkez Bankası pimi çekilmiş bir bombayı getirdi. Fed'in eline bıraktı. Yani sen karar vereceksin ve son derece şey konuştu. Güvercin konuşmalar yaptı. Tahvil alımını ılımlı bir şekilde azaltabiliriz. Ondan sonra diğer varlık alımlarımız devam edecek şeklinde. Aslında biz hepimiz biliyoruz ki bunun arkasında başta İtalya olmak üzere İspanya gibi sorunlu ülke tahvillerini bir sırada finanse edilmesi gerekliliği. Ancak Almanya'nın da çok iyi biliyoruz ki eğer siyasi anlamda farklı bir süreç başlayacak olursa tüm bu gelişmeleri artık eskisi kadar desteklemeyecek. Otomotiv sektöründeki yavaşlama, Çin'deki yavaşlama ve geçtiğimiz hafta içerisinde Xi ile Merkel arasındaki telefon görüşmesi son derece önemli. Çünkü Çin'de işler istenildiği noktada gitmiyor. Almanya'da üretimini tamamen Çin'e e, e, odakladığı için oradaki e, en ufak bir tedarik noktasındaki sıkıntı tıpkı çipte olduğu gibi Almanya ekonomisini ciddi zor durumda bırakabilir. Onun karmaşasının da fiyatlamalara yansıdığını düşünüyorum ben Almanya'da. Mesela ABD 10 yıllıkta 200 günlüğün altına geldik bugün enflasyon verisi sonrası ama Almanya 10 yıllık 200 günlük ortalamanın üzerinde eksi %0.36 200 günlük ortalaması ve hareketli ortalamalar yukarı gitmeye başladı. Geçen hafta da Avrupa Merkez Bankası e, PEP kapsamındaki tahvil alımlarını ılımlı biçimde yavaşlatacağını söylemişti. Evet. Yani bu 1.85 trilyon euroluk paket kapsamında her ay 80 milyar euroluk bir tahvil alımı var. Daha önceden devam eden bir aylık 20 milyar euroluk alımı da vardı. Eee orta taraftan da ilk adım geldi bu tapering ile ilgili ve sanki onun da etkisi var gibi. Yani var, ECB işte tahvil alımını azaltacak. E, tabii bu faizler yukarı gitmeye devam ederse böyle özellikle Almanya tarafında işte bir noktadan sonra borç sorunu olan Yunanistan gibi, İspanya gibi yüksek kamu borçluluğu olan ülkelere de sıçrayabilir. O önemli bir risktir değil mi Euro bölgesi için? Kesinlikle. Zaten asıl sıkıntı o. Bunu en net bir şekilde Almanya tahvilleri geçtiğimiz 10 yıla baktığımızda bu denli hareketli olmamıştır. Bu denli Negatif seyir söz konusu olmamıştır. Ne zaman bu başladı? Almanya'da tüketici güvenin azalması, enflasyonist baskıların hissedilmesi, bununla birlikte siyasi anlamdaki belirsizlik gibi unsurlar. Bir de tabii ki aşılama ile ilgili süreç, Delta varyantının yanı sıra diğer varyantlar ve üçüncü aşının yapılması gibi hususlar yeni bir sonbaharın sonuna doğru karantina süreçleri gelir mi korkuları Birçok şeyin bunun içinde fiyatlaması olduğunu düşünüyorum ben. Almanya burada bir gösterge. Şimdi eğer bir ekonomide bir karar metninde ılımlı ifadesi yazıyorsa... ...bir ekonomist olarak ben her zaman ona çekinceyle bakarım. E, i̇stenildiği gibi işler gitmiyor demektir. Evet. Hedeflere ulaşma konusunda da olabilir bu. Diğer makro veriler anlamında da. Ilımı demek şudur. Eğer bunu siz tahvil tarafında kullanıyorsanız ılımlı azaltma... ...bir ay işte örnek veriyorum... 5 milyar euroluk bir azaltım yaparken öbür ay 20 milyar euroluk bir azaltım yapabilirsiniz. Dengeli bir azaltım olmayacaktır. Ancak FED'in programı her zaman için daha stabildir ve önceden rakamlar bellidir. Bu belirsizlik de ta, tapering tarafında Avrupa tarafındaki bu belirsizliğin de zaman zaman Almanya tahvillerinde fiyatlaması olarak da düşünebiliriz. Geçen haftaki ekonomik bir tahminlerinde de e, örneğin 2021 tahmini yukarı revize etti. 2022 de öyle enflasyon ama örneğin 2022'de %2'nin altında kalmasını bekliyor hala. Yani hedefin altında olacak. Dediğiniz hmm. gibi o ılımlı yani öyle çok sert biçimde ayağını gazdan çekmeyecek hatta frene basması düşünülemez bile Aynen. E, şu Aynen. aşamada. E, tabii buradan biraz da hisse piyasalarına S&P'ye bakalım isterseniz. Oradan evet. DAX'a da geçeriz. S&P 500'ün grafiğine bakalım. İki hafta evvel yine bir rekor gelmişti. 4536 ama e, iki hafta önce Perşembe günüydü yanlış hatırlamıyorsam. Aynı gün 4545'i de gördük. Sonra bir düzeltme başladı. E, tabii grafiklere baktığımızda e, özellikle geçen yıl Kasım ayından beri her geri çekilme önemli bir hareketli ortalamada son buldu. Hı hı. E, o da 50 günlük üstsel hareketli ortalaması. E, Kulaklar çınlasın Cüneyt abiyle de geçen hafta Cuma günü yayında evet. o da aynı seviyeye işaret etmişti. E, şu an 4420 civarından geçiyor. Yani kabaca 4400'ler diyelim. 4. 2020 Kasım'dan beri endekste her geri çekilmede bu seviyeden, bu hareketli ortalamalardan bir alım geliyor. Hı -hı. Ve yine oraya yaklaştı. Ee, i̇lla da test edip dönmüyor. Yaklaştı. Acaba altı gelir mi? Ee, uzunca bir süredir çünkü endeksi tutuyor. Bu evet. arada e, Eylül şu ana kadar negatif geçiyor e, S&P 500 ve ABD borsaları için ve Eylülden önceki 7 ay sürekli pozitif kapanmıştı. Yani ay sonu fiyatı ay başı fiyatının üzerindeydi. Eylül'de ilk defa bir negatiflik sinyali var. E, bu da önemli diye düşünüyorum. Çünkü işte Fed tapering hala masada. Her ne kadar Powell güvercin konuşsa da ve 7 ay sonra ilk defa Eylül'de ciddi bir zayıflama sinyali var. 50 günlük ortalamasına da yaklaşan bir S&P 500 var. Acaba ee, uzunca bir süredir görmediğimiz bir düzeltmenin başı olabilir mi? Yoksa henüz ana zirveyi görmedi mi? S&P 500. Sizin düşünceleriniz nasıl? Şimdi burada ortalamalar üzerinden gidecek olursak şu anda 4.461 seviyelerinde diye daha doğrusu sen grafiği çıkarırken evet. o seviyelerdeydi. Burada baktığımız zaman ona en yakın olan seviye 20 günlükler 4.480. 20 günlüklerinde altına çekilmiş. 4.423 ise 50 günlükler. Evet. Arada orta bir nokta içerisinde bekliyor. S&P bekliyor, bir değişim bekliyor, bir haber akışı bekliyor. Son derece normal. Fed'e kadar da bu durum böyle e, ileri geri hareketlerle devam edecek. Ancak Eylül ayı Amerikan endekslerine baktığımızda Amerikan'ın e, endeks bazında çok da sevilen bir ayı değil. Yani yıllar itibariyle orada bir şey çıktığında e, bunu net bir şekilde görüyoruz. Öte yandan yine e, bu yükselişleri ne sağlamıştı bize? E, ...teknoloji şirketleri, bilişim, yazılım, teknoloji ve şimdi onunla ilgili raporlara bakıyoruz. Başlıklar şöyle, artık teknoloji hisselerinde realizasyonun zamanı geldi. Amerika için söylüyorum. Şimdi burada tabii ki Nasdaq ağırlıklı olarak teknoloji tarafında e, yukarı yönlü hareketleri başlatmıştı ilk olarak. S&P sonradan bu yükselişe katıldı. Nereyi gördü en yüksek? Ta, i̇lk tahminler neydi? 4500'ler. Bu seviyeler hedef. 4486'yı gördü değil mi en yüksek ve o seviyeden bir geri çekilme hareketini görüyoruz. Peki şu anda 4.450 seviyesi önemli mi? Evet önemli seviye. Peki burada bizim dikkat etmemiz gereken seviye hangisi? Bence burada tabii teknikçilerde belki ayrışabilirim ama 4.250 seviyesi benim için oldukça önemli bir seviye. Ve ben o seviyeyi takip ediyorum. Zaten şöyle bir baktığımızda S&P'nin grafiğine yani hiç sert realizasyonlar geçen senenin o Covid ile ilgili pandemi haricinde görmedik. Dolayısıyla ondan sonra hep yükselen bir trend içerisinde kaldı. Şu an için bana göre zirveler 4500'lerde. Onun biraz altını test etti. Bunun daha üzerine çıkabilmesi için bir vergi konusunun netleşmesi gerekiyor. İkincisi Fed'in Tahvil alımı dahil olmak üzere piyasaları rahatlatacak daha geniş bir perspektifte cevap vermesi gerekiyor. Türkiye şey pardon Amerika Çin arasındaki ticari görüşmeleri liderler düzeyinde daha olumlu mesajlar verilmesi gerekiyor ki yeni bir hikaye oluşsun satın alsın. Ancak burada dikkatimi çeken benim şu bir risk ölçüler olarak e, hep onu takip ediyorum S&P de Dow Jones'u da e, küresel piyasaları da anlamak adına. Ben paladyumu bir risk ölçüsü olarak görüyorum. Paladyum şu ana kadar fazla hareket etmedi negatif yönde. Dolayısıyla orada bir hareket başlarsa işte o zaman S&P'de e, dikkat etmemiz gereken zamana yaklaştık demektir. Dolayısıyla sürekli olarak ben ona bakıyorum paladyum fiyatlarına. İşte platin düşüyor, işte gümüş zaten hiç başını kaldıramadı ama paladyumda da e, şu an için beni piyasalarda bir risk unsuru oluşuyor e, demem için erken. Dolayısıyla e, belli bir bant aralığında e, hareket eden S&P göreceğiz. Ama bu o beklenilen, korkulan satış olmayacak bir hafif düzeltme hareketi. Ama vergileri arttıracağız, kurumlar vergisini arttıracağız derse bunun şirket karlıkları dahil olmak üzere ciddi anlamda bir vergi yükü oluşturursa işte bu noktada sıkıntı başlar ve S&P bunu satış için bir gerekçe olarak kullanabilir. Vergi tarafı maliye politikası açısından yorumladınız tabi. Para politikası tarafında da Kasım ayında bir beklenti var tapering konusunda. Yani genel beklentiler sanki Kasım'da yoğunlaşıyor gibi ilk açıklama konusunda ve daha önce Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan da süre de verdi hatta 8 ayda bitirmeyi planlıyoruz dedi. Doğru. Yani aylık 15 milyar dolar dolayında bir azaltım 120 milyar dolarlık paketi de 8 ay sonunda artık tamamen varlık alımlarını sıfırlamak Acaba tabii piyasa bunu fiyatladı mı? Yani geçen yıl Mart ayında bu varlık alım programı açıklandığında S&P ciddi bir dip yaptı, döndü. ikiye katladı hatta. Ve acaba şimdi o Fed'in ayağını gazdan çekmesi sürecini fiyatladı mı? Kasım'da bir açıklama geldiğinde veya işte Eylül toplantısına yaklaşıyoruz. Bir ilk sinyal, ciddi bir ilk sinyal geldiğinde satış gerekçesi olur mu? S&P için neler söylersiniz? Evet, kesinlikle olur. Yani ee, o bir satış gerekçesi olarak kullanılır. Şu ana kadar zaten çok da fiyatlandığını görmüyoruz. Hep ihler olarak kalmış evet. aşağıya doğru hareketler ve yine tekrardan 21-50-200 günlük ortalamalara geri dönüş yaşamış. Yani e, o geri çekilmeler daha aşağı noktada kesişmemiş ortalamalara baktığımızda hep onu bir üste taşımış ortalamalar. Bu da yükseliş ihtimalinin devam ettiğini gösteriyor. Dolayısıyla bu bant aralığında tapering hep konuşuldu tahvil azaltımı ama o fiyatlamalara yansımadı. Çünkü burada ne vardı? Ee, bir takım hikayeler piyasada işte karları bilanço dönemiydi ki ondan sonra sürpriz gelecek olan karlar fiyatlamalara yansıdı. şimdi bilanço dönemi de sona erdi. Dolayısıyla burada e, gerçeklerle yüz yüze kaldı. O yüzden piyasa bir fedi bekliyor. İki, tapering'in ne zaman başlayacak? Ha şu da olur. Kasım'da başlatmayıp da taperingi 2022 yılının ikinci yarısında başlatacağım derse o zaman S&P 500'e biz yeni bir rekorda görebiliriz. Bu da ayrı bir hikaye. 2022 yılının ilk, ilk yarısı dediniz değil evet, mi? Ilk evet yarısında, yani ilk yarısında. Ilk, ilk çeyreğini bitirdikten sonra ikinci yarının başı derse FED bu da e, S&P için yeni bir pozitif hikaye olur şu anda onun da baskısı var çünkü daha yukarıya gidemiyor S&P açıkçası. Daha ama yukarı, fiyatladı mı? Hayır. Evet, daha yukarı gidemeyen endekslerden biri de DAX ee, zirveden uzaklaşmaya başladı. Ağustos ayında 13 Ağustos'ta bir 15.977'yi görmüştü. E, en yüksek kapanış. Daha sonra dönem dönem gün içinde hep 16.000 puanın üzerini gördük ama bir türlü 16.000 puanın üzerine kapanış gelmedi. E, geçen hafta buraya da satış geldi ama ee, aynı S&P'de 50 günlük üstsel ortalama nasıl çalışıyorsa, Kasım ayından beri 2020, burada da 100 günlük çalışıyor. Şu an 100 günlük üstsel ortalaması 15.479'dan geçiyor ve geçen hafta Perşembe tam bu ortalamadan döndü. grafiğin son bölümünde var. Bu yıl Temmuz ayında da oradan yine destek aldı. Ciddi bir psikolojik seviye haline geldi yani açıkçası. Ee, Almanya'da DAX endeksi için bu ortalama ama 10 ve 20 günlük ortalamaları şu an için kıramamış görünüyor. Biraz konsolidasyon var gibi. E, tabii DAX'taki hareketler gelişen piyasalar için de önemli. Borsa İstanbul'a önemli korelasyonu var. Azrem ki senaryolar, bir daha yaklaşan Almanya seçimi, burada da bir riskten kaçınma modunu tetikler mi? E, daha sert bir satış bekliyor musunuz DAX için? DAX'daki yükseliş Amerika'daki rekor kıran endekslerden çok çok geride başladı. Ve uzunca bir sürede 13.750-14 bandında kaldı. Sonrasında 15'ler ve 15'in üzerindeki fiyatlamaları görmeye başladık. Ve gerçekten de bu yükselişte ralliye de çok fazla katıldı mı dersen bence katılmadı. Bunda birçok gerekçesi vardı. Bir, Almanya o dünyanın büyüme sıralamasındaki yerini kaybetti. Büyüyemeyen bir Almanya profili çıktı. Bununla birlikte karantina süreçleri, tedarik zincirindeki aksamalar, Çin'in özellikle bu virüsle ilgili yaşadığı süreçler oradaki üretimlerin durması Almanya'yı ciddi anlamda sekteye uğrattı. Enflasyonist baskılar bununla birlikte yaklaşan seçimler birçok faktör var şu anda DAX'ta fiyatlanan ve DAX açıkçası bir süredir yaklaşık olarak şöyle baktığımızda 6. ayın sonu Temmuz başından itibaren aslında belli bir bant aralığında gidip geliyor. Evet. Yani buna tam yatay bant diyebilir miyiz? Evet yatay bant diyebiliriz. Bir beklenti yok. İyi olmaya çalışan işte her olumlu haberle birlikte hani biraz daha yukarıya gitmeye çalışıyor ama ekonomik güven endeksine bakıyorsun kötü. PMI'lara bakıyorsun kötü. Kapasite kullanım oranına bakıyorsun iyi ama yeni siparişlerin gelme noktasında kötü. Dolayısıyla DAX şu anda bir bant aralığına sıkışmış durumda. Bir S&P grafiği değil ne yazık ki bu anlamda. Evet bu arada tabii S&P DAX diyoruz. Bir de mesela MSCI Dünya Endeksinin değerine bakıyorum. O da tarihi zirveden bir dönüş yaptı ama. MSCI EM Endeksi bu gelişmekte olan ülke hisse piyasalarının performansını gösteren endeksle karşılaştırıldığında biraz sanki gelişmiş ülke borsaları öne çıkmış. İşte yılbaşından beri baktığımızda MSCI Dünya Endeksi %16 yukarıda. MSCI EM Endeksi sadece %1.4 prim yapmış. Biraz gelişmekte olan ülke ise piyasaları geride kalmış gibi duruyor. Ee, i̇şte S&P, DAX gibi göstergelerle, endekslerle karşılaştırıldığında bu performans ayrışmasının sebebi ne olabilir acaba bu yıl? Yılbaşından beri baktığımızda nasıl açıklamak istersiniz? Dünya genelinde baktığımızda şimdi kendi piyasamızdan baktığımızda bizi koymuş oldukları kategorilere baktığımızda özellikle borsa İstanbul'da da satış gelen satışlarda biraz Güney Afrika borsasındaki yaşanan gelişmeler de etkiliyor olabilir bir ihtimal ve bu anlamda baktığımızda hani Avrupa'nın tarafında ve Amerika tarafında hep bir hikaye vardı. Çünkü onlar genişlemeci para politikası içerisindeydi. bize ise tam tersi sıkılaştırmacı bir politika içerisindeyiz. Evet biz de zaman zaman teşviklerle genişlemeci bir politika yürütmeye devam ettik. Özellikle yaşanan felaketler dahil olmak üzere, Covid'de hepimizi üzen yangınlar dahil olmak üzere. Belli zamanlar, belli periyotlar içerisinde o, o esneklikleri sağladık. Ama bu ralli gelişmiş olan ülke ekonomilerindeki Aşırı parasal genişlemeden kaynaklanan bir ralliydi. ve rally'nin özünde teknoloji hisseleri, sanayi önderliğindeydi. Evet bizde de sanayi önderliğinde bir yükseliş var. Ancak bankalar buna eşlik edemedi. Çünkü bankaların öz sermaye karlılığı ki birazdan bunu detaylandıracağız. Hı hı. Öz sermaye karlılıkları düşük ve enflasyon oranının üzerinde olması beklenir hesaplamalarda. Bizde manşet enflasyon %19.25'lerde, öz sermaye karlılıkları ise %15-%16'larda. Dolayısıyla bankalardan çıkan bir yatırımcı, yabancı yatırımcı profili vardı ve o dönemde para ana vatanına doğru yani Amerika'ya doğru yöneliş içerisindeydi. Dünyayı gezen fonların haricinde esaslı fonlar genellikle Amerika'ya yöneldiler ve tahvilde pozisyon aldılar. İşte Amerikan oynadıklarındaki sıkıntı aslında o fonların elindeki yüklü miktarda olan tahviller ve bundan yaşamış oldukları zararlar da. Dolayısıyla bir de z kuşağı ortaya atıldı. <laughs> Dolayısıyla halk arz furyası yine gelişmiş olan piyasalarda da söz konusuydu. Şirketler kendilerini fonlamak için halk arzlar da bulundu. Amerika tarafında da, Avrupa tarafında da, bizde de bankacılık sektörü bu yükselişe eşlik etmedi. Eşlik etmemesinin de en büyük sebebi yükselen enflasyon, düşen karlılıklar ve bununla birlikte düşen gelirlerden kaynaklanan bir finans sektörü baskısı. Bu gözle baktığımızda gelişen ülkelerin, yani senin soruna cevaben gelişmiş, gelişmekte olan piyasalar bu rallinin neresinde dersen hiçbir yerinde. Toparlanma çabasında peki bu bize pozitif yansır mı? Bize bir dönüş olur mu? Eğer Türkiye ülke notunu görünüm ya da yatırım yapılabilir noktasında birine birinde bir pozitif iyileşme olursa o fonlar ilk önce bize gelecektir. Ancak petrol fiyatlarının yüksek olması nedeniyle şu an için biraz daha yabancı nezdinde Türkiye sat, Rusya ve bununla birlikte Brezilya al gibi bir noktada gözüküyoruz. E, Bu tabii ki e, sıklıkla değişecektir. Bu tabii bu MSCI EM endeksinde en yüksek ağırlık Çin hisselerinde. Çin borsasının performansı o anlamda önemli. Bu yılın Ocak-Mart döneminde aslında hem Çin borsası, Şangay Birleşik Endeksi hem de MSCI EM yükseliyordu. o dönem bir para girişi de vardı gelişmekte olan ülke piyasalarına. Mart'tan sonra biraz görünüm bozuldu. MSCI Dünya Endeksi öne çıkmaya başladı. Çin başta olmak üzere biraz gelişmekte olan ülke borsalarının bozulmaya başladığını gördük. Bizde de Merkez Bankası Başkan değişikliği sonrası işte BIST 1256'yı gördü. Evet. Bizde de bir çıkış vardı. şimdi de tabii önümüzde zor virajlı virajlar var. İşte Fed'in eninde sonunda bir şekilde tapering'i önümüze getireceğini biliyoruz. Bu yabancı portföy yatırımlarını nasıl etkiler? Gelişen ülke e, hisse senedi piyasalarına, tahvil piyasalarına e, hep işte karşılaştırıyoruz 2013 gibi olur mu diye. Sanki bu sefer farklı olacak. Hani o, o dönemki gibi sert bir çıkış olmayacak gibi. Ama girişler en azından zayıflayabilir mi bu dönemde yabancı portföy yatırımları açısından acaba? Elbette, elbette. Şimdi FED de diğer merkez bankaları da şunu çok iyi biliyorlar ki teşvikler ve parasal genişleme olarak bahsettiğimiz piyasaya tahvil alıyor. Ne yapıyor? Sorunlu tahvilleri alıyor ve piyasaya para sürüyor merkez bankaları. Elinde para yoksa para basıyor. Bu genişlemeci bir para politikası içerisinde bunun doğal sonucu olarak enflasyon oluşur. FED de bunu biliyor. Tüm merkez bankaları bunun farkında. Tapering'i acele etmelerinin sebebi de enflasyondaki yükselişin geçici olduğu şeyinde, teması üzerinden giden FED bir an evvel tahvil alımını azaltmaya çalışıyor ki Piyasada zaten repo ters repo ile o likidite fazlasını çekiyor ama yeterli olmuyor. Tapering ile birlikte her ay 120 milyar dolarlık kısımdan e, alım yapıyordu. Onu yavaş yavaş azaltacak. Muhtemelen 15 milyar dolar, 15 milyar dolar onu o 120 milyarı tamamlayacak. Ve piyasa reaksiyonlarına bakarken enflasyonda da kademeli düşüş ihtimalini kuvvetlendirecek. Şimdi bu Fed'in bas senaryosu içinde var. Gayet güzel. Ama öte yandan da. Eğer e, genişlemeci para politikasından yavaş yavaş sıkılaşma adımları para piyasalarında gerçekleştirirsen bu istihdam tarafında da bozulmayı beraberinde getirebilir. Merkez bankaları faiz arttırmaya başladıkları noktada istihdamda ciddi bozulma olur. Zaten dünyanın iki tane önemli problemi var. İşsizlik ve işsizler ordusunun artma ihtimali, bununla birlikte enflasyon ve en kötüsü de Genişlemeci para politikaları içerisinde enflasyonla mücadele etmek. Parayı kesemiyorsunuz, vermek zorundasınız. Öte yandan enflasyon yükseliyor. Bu arada stagflasyon riski de konuşuldu. İşte geçen hafta Lagard'a soruldu. Evet. Öngörmüyorum dedi stagflasyon riski ama, ama. yaşıyor muyuz? Yaşıyoruz belki de aslında. Başladık belki evet. de. Yani bunda ya da başladılar belki de birçok şeyde. Dolayısıyla burada bakılan, gelinen noktaya baktığımızda Fed'in aslında korktuğu enflasyon değil istihdam tarafındaki ciddi bozulma ve bunun nasıl önüne geçileceğini bilememek. Fed'i korkutan bence diğer bir husus da Amerika kurumlar vergisini arttırırsa bu yeni işsizleri beraberinde getirebilir. Ve Fed daha önceki yaptığı hatayı bir kez daha yani 2013'teki hatayı bir kez daha düşmek istemiyor. Benzer hatayı da bu şeyde Covid öncesi pandemi öncesinde de yapmıştı. Faiz arttırmış Trump'a rağmen o son faiz artışını Aralık ayında yapmamış olsaydı dönüp tekrardan Şubat'ta faiz indirmek zorunda kalmaz. İşte bu hatalara düşmemek için FED biraz daha temkinli emin adımlarla gitmek istiyor. Ama küresel bazda da belirsizlik merkez bankalarını şu noktada çaresiz bırakıyor. Çünkü karşılarında görünmeyen bir düşmanla savaşıyorlar ve aşılar bunlar için henüz yeterince etkili değil. Çünkü çok hızlı değişen bir varyant söz konusu. Şimdi üçüncü aşıyı konuşuyorlar. E, ve e, asıl korkulan da aslında Delta varyantının e, seyri. Bu arada dediğiniz gibi o istihdam önemli bir problem. Mesela ikinci çeyrek büyümesinden sonra ABD'nin e, gayri gayrisafi yurt içi hasıla büyüklüğü pandemi öncesi seviyeye döndü. E, 21 trilyon dolar dolayındaydı. Net rakamı hatırlamıyorum. Ama e, 2020 öncesi 2019 son çeyrek milli gelir büyüklüğünü yakalamıştı ama hala istihdam açığı var. Yaklaşık 5 milyon şu an hala pandemi öncesine göre yani 2020 Ocak ayına göre bir e, işsiz insan sayısı var e, ve bunu da geri döndürmeye çalışıyorlar. Tabii milli gelir büyüklüğünde pandemi öncesine ulaştı e, belki yaraları orada sildi toparladı e, iyileştirdi ama e, istihdamda hala bir açık var. Ee, ve bir yandan da enflasyon yükseliyor ve orada oradan da tapering'e varlık alımlarının azaltılmasına geliyoruz. Ama dediğiniz gibi işte istihdamda tam istihdama ulaşmadan henüz o e, işini kaybeden insanlara işine geri döndürmeden ne kadar bunu yapabilirsiniz? Ee, bir yandan da aslında şunu da düşünmek lazım. Bir sonraki krizde bir e, alanı olacak mı? Faizler yüzde sıfıra yakın e, yükseltecek gibi alanı olsun yoksa likidite tuzağına düşebilir aynı Japonya'nın ya da Avrupa'nın olduğu gibi. Dolayısıyla gerçekten pandemi oldukça dengeleri sarstı. Hem tabii. para politikası hem real tabii. ekonomi Kesinlikle. tarafında. Tabii bunun bir de döviz tarafına yansımaları var. İşte dolar endeksine, euro dolara, dolar tl'ye bakıyoruz. Euro dolar aslında son tarım dışı istihdam verisine kadar yukarı doğru gidiyordu. 1.19'u gördük orada. Evet. Sonra düşüş başladı. Düne kadar işte 1.1770'i gördük dün euro dolar cephesinde. Bugün enflasyondan sonra bir toparlama vardı 1.1840. rakamına bakarız. E, tabii o taraftaki hareketler de hisse piyasası için etkili. Burada dolar endeksinin grafiğini görüyoruz. 92,5'lardaydı en son grafiği aldığımda. Ve tabii euro doların son günlerdeki düşüş hareketiyle beraber burada da yeniden 200 günlük ortalamanın üzerine bir toparlama söz konusu oldu. Aslında işte sevgili Cüneyt Baksöy'le, Cüneyt abiyle de konuşuyoruz ara ara. İşte o da yayınlarda anlatıyor. Euro evet. dolarda bir e, omuz baş omuz formasyonu var. Dolar endeksinde ters ters omuz baş omuz diye. Öyle gerçekten. Yani özellikle haftalık ya da aylık grafiklere bakıldığında bir dönüş formasyonu var. İşte dolar endeksi yükselişe geçecek gibi bir görüntü var. Aslında uzun vadeli grafiklerde. Evet. Ama destekleyici bir hikayesi var mı? Hemen ak akıla hemen Fed geliyor. İşte teşviklerin geri çekilmesi geliyor ama teşvikler geri çekilse de doların uzun vadeli değeri yükselir mi? Ee, neler söylemek istersiniz? Şimdi hiçbir ülke ticari anlamda rekabeti e, devam ettirebilmek için rekabet konusunda avantajlı olabilmek adına e, kendi parasının çok değerlenmesini istemiyor. Ve Amerika ile Avrupa'nın arasındaki görünmeyen savaş da bundan kaynaklanıyor ve bundan olumsuz etkilenen de Asya özellikle Euro üzerinden etkilenen. Öte yandan dolar endeksine bakıyoruz ki dolar endeksinde tehlike çanları hangi noktada çalacak? O da tam belirsiz. Çünkü görünmeyen el FED var ve repo işlemleriyle piyasadaki likiditeyi şu an için e, düzenli bir şekilde e, devam ettiriyor, sürdürüyor. Aksi takdirde zaten dolar endeksinde biz çok daha farklı seviyeleri konuşurduk. Tehlike eşiği nerede? 93.80'ler bana göre. Ve 93.80'ler aşılırsa yeniden özellikle 94.50, 94.60'a doğru hareketleri beraberinde görebiliriz. Bu ne anlama gelir? Ee, ...özellikle euronun değersizleşmesi Avrupa'nın çok da istediği bir şey mi? O da artık beklenti yönetmeye başladı. Biraz daha aktif bir Avrupa Merkez Bankası var. Öte yandan da şu andaki bu seviyelerde açıkçası e, yükselişi kadar da tedirgin ediyor piyasaları. Çünkü hiçbir şeye tepki vermeyen bir dolar endeksi var. Ve bant aralığı olarak da 92.50'lerde dengelenmiş gibi gözüküyor ancak uzun süre bu hani hisse senetlerinde belli bir bant aralığında hareket endekslerde belli bir bant aralığındaki hareket görebiliriz ama para piyasalarında mutlaka bir dalgalanma olur ve dolar endeksine de hazirandan bu yana bir dalgalanma yok. Belli bir bant aralığı içerisinde hareket eden bir dolar endeksi görüyoruz. Yukarı doğru bir hareket söz konusu olduğunda ertesi gün ya da birkaç saat içinde dengelendiğini görüyoruz. Mesela bugün bu sıkışmaya en iyi örneklerden bir tanesi. Dolar endeksi gün içerisinde 92.53'ler demiş ben not alırken 92.322'yi görmüş. 92.32 diyelim kısaca. En düşük en yüksekte 92.66. Yani tamamen dar bir bant aralığına sıkışan ve haber akışına çok fazla tepki vermeyen dolar endeksi açıkçası e, bence FED'i bekliyor. FED bunu ve birçok parametreyi dikkate alacaktır. Ben dolar endeksini, çekirdek enflasyonu, çekirdek pilisi rakamları dair olmak üzere ve e, istihdam rakamları özellikle burada tabii ki tarım dışı istihdam rakamlarını Fed'in takip edeceği ve ondan sonra bazı adımlar atacağını düşünen taraftayım. Buradaki şu fiyatlama tam bir dönüş formasyonu mu dersen hani yukarı doğru bir hareketin güç toplaması mı dersen bunu söylemek için de erken aşağı yönlü bir hareket yeniden 90'ları görür müyüz demek için de şu an için çok net bir şey yapmıyor sadece belli bir bant aralığına değiyor ve tekrardan toparlıyor yukarıda da aynı şekilde bu bayağı bir ürkütücü geliyor bana bu Evet o yukarıda 94-94-20-200 haftalık ortalaması da orada. O seviyelere yakın. Bir yıldır orayı geçemiyor zaten. Evet. Aşağıda da bu arada Haziran'dan beri 100 ve 200 günlük ortalamalardan sürekli destek alıyor. Yani Aynen öyle. 92-10-92 bölgesi orası. Son tarım şey istihdam verisinden önce de bu 91.9'u gördü. Sonra da geri ciddi bir yükseliş başladı zaten. Doğru. O seviyelere gelince sürekli bir yukarı hareket görüyoruz. Burası yükselince de hemen S&P 500 ve diğer endekslerde kısa süreli bir düzeltme. Ee, yani buradaki o sıkışma aslında hisse senetlerini yarıyor gibi şu anda. Ciddi bir hareketlik evet. olsa belki de S&P'nin işte %10-15'lik bir düzeltme yaptığını göreceğiz belki. Tabii ee, ki. Yani şöyle söyleyeyim. İşte görünmeyen el faktörü burada devreye giriyor. Hisse senetleri piyasasına sırtını dönmeyen bir para piyasası modelini görüyoruz. Arkada kim var? FED var. Bunu en iyi FED ayarlayabilir. Evet. Piyasadaki çünkü likiditenin kontrolü FED'in elinde. Dolayısıyla şu anda şirketleri buradan fonluyor mu tüm e, şeyler, e, ülkeler? Avrupası, Amerika'sı hatta Asya'sı. Al-Kars çılgınlığı var. Evet. Onlarda da var. Devam da ediyor. E, şimdi buradan fonlarken bu piyasa hisse senedi piyasalarında sert satış baskısıyla karşı karşıya kalınması onların tüm projeksiyonlarını mahveder mi? eder, çöküşü beraberine getirir. Bunu yaşamak istiyorlar mı? Hayır. Şirketlere ne dediler? Bankalara gidip kredi kullanmayın. Gelin borsaya açılın. Bu yükselişten şey yapın. Kendinizi fonlayın. Hem de e, kredibilitinizi, tanınabilirliğinizi artırın. Şimdi buradaki bir dengesizlik, S&P tarafındaki sert %10 ve üzerindeki bir satış baskısı düşünebiliyor musun? Şimdi pandemi ortamındasın bir de. Bu çok daha böyle hani şey tehlikeli bir boyuta ulaşabilir. İşte Fed de Avrupa Merkez Bankası'nda bu hareketi göze alamıyor diye düşünüyorum ben. Kesinlikle öyle Jackson Hole toplantısında örneğin Powell diğer merkez bankası başkanlarını çok dengeledi. Ondan önce konuşanlar işte Kaplan, Williams hepsi şahin konuşmuştu. Hı. Bu yıl bitmeden varlık alımlarını azaltmalıyız diye Powell hemen o sizin bahsettiğiniz istihdamdaki kayba vurgu yaptı. Biraz daha Güvercin bir açıklama ve dolardaki yükselişi frenledi, Kesinlikle. endekslerdeki düşüşü frenledi. Piyasanın bozulmasını istemiyorlar elbette. Örneğin S&P ile tüketici güveni arasında önemli bir ilişki var ABD'de. Çünkü hisse senedi sahipliği ciddi biçimde tabana yayılmış. Ee, ABD'de çoğu insanın hisse senedi e, var. Ve piyasada bir düşüş olunca tüketici güveni de düşebiliyor ve harcamalarını kısabiliyor e, tüketiciler. O da tabii Kesinlikle. ekonominin yavaşlaması anlamına geliyor. Tüm bu e, makro dengeleri gözetiyor gibi FED. Şimdi tabii ilk bölümün bitmesine yaklaşık 10 dakikamız var. Bir de altın grafiklerine bakalım Yap, isterseniz. İkinci evet. bölüm tamamen borsaya odaklanırız. Borsa İstanbul'a. Tüm bu denklemin ortasında sıkışan bir grafik altın tarafında da var aslında. İşte bir türlü 1836-1840 o bölgeyi geçemiyor yukarı doğru. Aşağıda da 1760 dolar civarı destek gibi çalışıyor son haftalarda baktığımızda. Bu haftalık grafik şöyle bir pandemi dibiyle. Pandemi dönemindeki zirve arasında da Fibonacci seviyelerini gösterdim. 1451'i görmüştü geçen yıl Mart ayında o satışlarda hatırlarsınız. Oradan sonra döndü 2075 dolara kadar yükseldi. Tam da bu dip ve zirvenin yani pandemi dibiyle zirvesinin %61.8 geri dönüşü altın oran kabul edilir. 1836 dolar civarı orayı geçemiyor yaklaşık 7-8 haftadır burada takılıyor. Ee, 1836 dolar işte 1830-1840 bandı diyelim biraz daha geniş ee, bu seviyelerde takılıyor aşağıda da 1760 destek gibi bir defa ihlal oldu 1687'ye kadar düştü oradan da alım geldi. Evet. Burada da bir sıkışma var piyasa bir hikaye arıyor sanki normalde işte altının hep enflasyonlu dönemleri sevdiği söylenir enflasyon yükseliyor Euro bölgesinde ABD'de ama altına alım gelmiyor. Burada biraz reel faizlerdeki yükselişten mi korkuyor piyasa? Ne dersiniz? Tabii e şu anda emtia gömleğiyle devam ediyor altın. E güvenli liman gömleği henüz sırtına giymedi. Bunu giydiğini nerede teyit edeceğiz? Özellikle 1850'nin üzerindeki kapanışlar artınca 1830'lu geçemeyen e, onsta 1850-1900 bandına doğru hareketler başladığında yavaş yavaş güvenli liman efekti çalışır. Ama aşının bulunması, aşılamanın devam etmesi, merkez bankalarının elindeki altını e, rezervlerini azaltmaları, daha likit olmaları, bununla birlikte borsa yatırım fonlarının ellerindeki altın rezervlerini, miktarlarını azaltmaları gibi unsurlar zaten altına bir satışı getirdi. Ve şunu da söyleyebilirim, ilerleyen 12 aylık periyot içerisinde ons tarafında yukarı yönlü hareketler görürüz. Bu, FED'in tapering'e başlamasıyla birlikte biraz daha netleşir. Eğer bugün e, yüksek gelen enflasyona rağmen ONS tarafında ciddi bir hareketlilik görmüyorsak demek ki piyasadaki o görünmeyen el mekanizması çalışıyor. Bu gözle baktığımızda henüz MTA tarafında genel anlamda burada Çin'in de stratejilerinin ben önemli olduğunu düşünüyorum. Çin çünkü bu zaman dilimini göz önünde bulundurarak özellikle COVID ile ilgili salgında 4. 5. etaplarında olabileceği, bazı eyaletlerin yeniden karantinaya alınabileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak bunun makroekonomik büyümesini bozmaması ve şirketlerin zorda kalmaması için ciddi bir stok yönetimi gerçekleştirdi. Petrol dahil olmak üzere tüm emtialarda ciddi alımlar gerçekleştirdi. Hatta Suudi Arabistan'da ürettiği petrol neredeyse tamamını aldı bir dönem için. Bu gözle baktığımızda şimdi Çin'in bazı emtialarda satıcı tarafta olması da altını baskılayan bir unsur. Euro'nun yine aynı şekilde dolara karşı daha değersiz seyri de altın fiyatlamasında önemli bir unsur. Ve tabii ki burada bizim bakacağımız şey şu: Kasım ayından itibaren ons tarafında Kasımın ikinci ya da üçüncü haftasından itibaren ons tarafında bir yukarı yönlü hareketlenme olup olmayacağı. Burada da bakacağımız Dolar-Yen paritesi olacak. Dolar-Yen paritesinde özellikle Yen'deki zayıf seyirden dolayı daha değerli bir dolar yine burada da altına baskılıyor bana göre. Bu tüm saymış olduğum göstergeler sonuçta şunu gösteriyor. Küresel bazda korkular var ama henüz risk fiyatlamalara yansımış değil. Yansımış olsaydı biz 10 tarafında 1930 direnç noktasını aşılıp 2075 ve daha üzeri seviyelere doğru hareketlendiğini görürdük. Göreceğiz mi peki? Her zaman için zirveler bir kez daha test edilir menkul kıymetler içerisinde ya da göstergeler içerisinde ve 12 aylık periyotta bunu görebilir piyasalar diye düşünüyorum. Tabii altın sıkıştı. Dolar TL'de de işte bir süredir zayıflık var. Ara ara yükselişler görüyoruz ama bu ikisini bir araya getirip gram altın fiyatına baktığımızda orada da bir düşüş eğilimi var. İşte 536 lirayı görmüştük Haziran ayında yanlış hatırlamıyorsam 536 evet. Oradan itibaren bir geri çekilme. Bugün enflasyon verisinden sonra bir yükseliş vardı gram altın cephesinde de. En son grafiği alırken baktığımda 490 lira civarında görmüştüm. Bu grafik günlük bir grafik ve son dönem trend hareketinin burada da Fibonacci seviyeleri var. Ee, özellikle Merkez Bankası Başkanı değişmeden önce e, doların o 6.87 bölgesindeki hareketinde gram altın 395 liraya görmüştü en düşük. Sonra tabii doların 8.80 hareketinde 536 liraya kadar yükseldiğini gördük. Acaba işte evet. e, devam eder mi diye derken oradan bir geri çekilme. Şimdi de bu trendin yine altın oran dönüşü. %61.8 480 lira civarı. Buraya geri çekilmelerde hep bir alım geliyor. Oranın altına kırmadı. E, ve Bugün 50 günlük ortalamasını da üzerine kırmayı denedi. Bir süredir 50 günlük ortalamasını kıramıyor. Şu an 50 günlük üstel 489 lira seviyelerinde ee, ve ciddi bir yataylık da var. Hangi tarafı kırılacağını biz de merak ediyoruz. Ee, bu, bu noktada acaba hani uzun vadeli düşünenler için bu seviyeler iyi seviyeler olabilir mi? Ne dersiniz? alıp için uygun seviyeler evet. mi dersen yani bir yok tarafı short işte evet. yapan da vardır ama. Evet tabii ki 496 biraz daha uygun. sevgili Cüneyt'e bakarsak da o 470'ler ve altındaki seviyeler biraz daha uygun olabileceğini söyledi. Katılırım tabii ne kadar düşük alabilirse yatırımcı bu anlamda uygun olacaktır. Fakat bugün gram altın tarafındaki hareket oldukça ilginç. 490 liranın üzerine aşması dolar TL'ye rağmen dolar TL'de 8.43'ler seviyesinde satıcılı bir görünüm vardı gün boyunca serbest piyasa ve bankalar arasında. Dolar TL'de satıcılı bir seyre rağmen gram altın tarafında 491 seviyesini gördük biz. Bu ilginç gelişme biraz da Türkiye'nin CDS'lerin 370'in üzerine çıkmasıyla evet. da bir bağlantısı var mı? Risk primindeki bu artış yükseliş e, gram altın tarafını etkiliyor mu? Bunu da açıkçası göz önünde bulundurmamız gerekiyor. CDS'leri de takip etmeliyiz bu gözle. Ama ben e, yine aynı şeyi söyleyeceğim. Onsta söylediğim gibi gram altını biraz daha şanslı görüyorum. Ve geri çekilmelerde alım e, fırsatı yaratacaktır. Tabii e, gram altının açısından dolar tl çarpanı da önemli. E, orada Cari açıktaki azalma önemli bir hikayeydi bizim evet. için turizm gelirlerinin artması swap anlaşmaları ee, orada da en son 8.26'yı gördük geri döndü 8.51 özellikle çekirdek enflasyon vurgusundan sonra orada e, tabii gram altın için orası da önemli işte 8810 bölgesi dip gibi yorumlar da çok takip ettik 200 günlük ortalamaların Hı -hı. geçtiği seviyeler. Gram altında 200 günlük ortalama da şu an 472 liradan geçiyor. O seviyeden sürekli destek alıyor. E, Dolar TL çarpanı açısından baktığımızda orada aşağıda hangi seviyeyi kuvvetli görüyorsunuz? Dolar TL tarafında mı? Çünkü Özel. gram altında evet. direkt etkilediği için. Aha, şunu söyleyebilirim ben. Yani Dolar TL tarafındaki hareketler yakından yani takip edilmesi gereken hareketler şu anda. 8.48 seviyesi aşılırsa 8.52'ye bakarım. 8.52 aşılırsa 8.58'e bakarım. 8.58 seviyesini önemserim. Çünkü bunun üzerindeki hareketlerde biraz daha durum değişecektir. 8.62, 8.64 bandının yukarısına doğru çıkması demek bir kez daha 8.78, 8.80 hareketini beraberinde getirir. Şimdi orta vadeli programa da baktığımızda bununla birlikte yabancıların 12 aylık periyottaki Evet, Dolar-TL beklentilerine baktığımızda ortalamalar 8.80'ler seviyesinde şekilleniyor. Burada bizim için önemli olan şu, Türkiye'nin enflasyonla mücadelede ne kadar kararlı olduğunun ortaya çıkması ve faiz indirimi noktasında aceleci olmaması, kurulun zıplamaması için bunlar önemli olacak. Burada ilk bölümü noktalayalım, bir nefes alalım. Devam edeceğiz Borsa İstanbul'la. Evet, araya gidiyoruz. İkinci bölümde görüşene kadar hoşçakalın. Evet, şirket raporunda ikinci bölümle karşınızdayız. Bu bölümde Borsa İstanbul'u özellikle banka hisseleri özelinde konuşacağız. Biraz daha ayrıntısına bakacağız banka hisseleri tarafında. Tabi BİSTÜZ Endeksinin ve Borsa İstanbul'un geleceğindeki gelişmeler, fiyatlamalar nasıl olabilir? Bunları da masaya yatıracağız. Belgin Hanım e, isterseniz BIST Endeksi endeksiyle başlayalım. başlayalım. E, ana endeksimiz e, orada da tabi yurt dışından ayrışamıyoruz. Ee, geçen hafta başlayan bir geri çekilme. İki hafta evvel 1584'ü gördük. İşte evet. o uzunca bir süredir takip ettiğimiz 1565-1575 bölgesi ee, o beş buçuk aydır çalışıyor. Bir türlü kıramadık orayı. Acaba kırdık mı dedik iki hafta önce ama yeniden düşmeye başladı. Bu arada 1584'ü test ettiğimiz gün hacimler de düşüktü. Yani düşük hacimli bir hareketti. Yurt dışı da bozunca e, düşmeye başladı. Burası... Teknik analiz açısından da önemli bir seviye. Çünkü işte tarih zirve 1589 bir de Merkez Bankası başkan değişikliği sonrası 22 Mart dibi 1256. Bu dip ve zirvenin yine altın oran %61.8 dönüşü kabaca işte 1500 1462 1470 seviyeleri. burayı bir türlü kalıcı geçemiyoruz ve geçen haftadan başlayan bir geri çekilme var. Bugün de 50 günlük ortalama 1433 orası destek olarak takip ediyordu. <laughs> ee, o seviyeye yakın bir toparlanma çabası. Ne dersiniz? Ee, endekste biraz daha satış baskısı görür müyüz yoksa toparlamaya mı geçecek? Yani şöyle söyleyeyim bugünkü kapanış rakamlarını hemen baktığımız zaman gün içerisinde 1434. Kapanışlar da son derece teknik. Tam 50 günlük ortalamaya yakın. Aynen. Ve gün içerisindeki gördüğü rakamda 1428 en düşük. 1427'ye dikkat çekiyorduk. Burası önemli. Onun bir yukarısı ve 1443'te yukarıdaki direnç noktası. Hareketler son derece teknik. Hareketler teknik hareketlere dönüştüğü zaman bana şunu şey yapar. Bekliyor. Piyasa bekliyor. Rölantiye geçti. Geri çekilmeler önümüzdeki 6 aylık ve 12 aylık periyotta hisse seçimleri için kullanılacak. Hisse değişimleri beraberinde e, olmaya devam edecek. Yabancı hali hazırda %42 seviyesinde Borsa İstanbul tarafında zaman zaman ağırlığını hissediyoruz. Para giriş ve çıkışlarına baktığımızda hisse değişimlerini görüyoruz. Özellikle Ereğli Türk Hava Yolları, Garanti Bankası önderliğinde yükselişler daha fazla radarımızdaydı. Ama buna ek olarak son dönemde Akbank'ın da... Garanti e, garantiyle birlikte yükselişe destek verdiğini görüyoruz. Madencilik sektöründe Koza'nın yine destek verdiğini görüyoruz. Türksel bilişim tarafında. Ve şişe cam. Zaman zaman pet kimde var bunun içerisinde. Dünya yatırım haberi vardı şişe camın. <laughs> şişe camın yatırım haberi vardı. Aynen. E, i̇ki tane düz evet. cam yatırımı attı. Do doğru. O haberden dolayı zaten e, para giriş ve çıkışlarında şişe camı sıklıkla gördük. 12 aylık periyotta da yine portföylerde model portföylerde de zaman zaman yerini korumaya ve uzun süre korumaya devam eden hisse. Tüm bu gözle baktığımızda biz yüz tarafında özellikle 1476 seviyesinin aşılamaması sonrasında başlayan geri çekilme hareketinde biz şimdi karar anındayız. 1425 diyelim hadi yuvarlak ona. 1425 aşağıdaki orta uzun vadeli trend desteği. 100 günlük ortalaması 1425'ten evet. geçiyor bu arada. Yani ben onu trend desteği olarak görüyorum. Bazılarına göre o 1420, ben 25 olarak onu baz alıyorum. 1425'in altında ise ben 1390'ı görüyorum. <laughs> Özür dilerim. Neden 1390'ı görüyorum? Ee, burada 1400'ü hızlı bir şekilde geri çekilmesi soplar çalışabilir. İşte ah o satışlar geldi deyip bir korkuyla birlikte kendimizi orada görebiliriz. Ama 1390'dan daha önemsediğim aşağıda 1370. Bir kez daha oraya gelirsek olumsuz bir haber akışı bunu tetiklerse 1370'ler bu kez destek olmayacak. Yeni bir hikaye, yeni bir beklenti oluşturamazsak. O yüzden 1425 seviyesinin kırılmaması son derece önemli. Teknik hareketlerle burayı görüyor, vuruyor, dönüyor endeks. Bu önemli. Burada bunu bayrağı taşıyacak olan bankalar. Bankalarda yeterince hareket var mı dersen, hayır yeniden 1300 puanın altına geri çekildi bankalar. Yani tekrardan şu ana kadar ki tüm yükselişleri silen bir Borsa İstanbul var bankacılık tarafında. Bir değişim mi oluyor? İskontoluydu hani hikayemizi ona göre koyuyorduk. İşte para girişleriyle desteklenmesi, bilançolarla desteklenen bir süreç yaşamıştık. Bilanço dönemi bitti. Bununla birlikte yeniden bankalara bir realizasyon geldi. İlk satışları dedik ki kar realizasyonu. E şimdi Yine bir realizasyon var ve dolayısıyla yerli yatırımcının ağırlığının olduğu gücünü bankalar tarafında çok fazla kullanmadığı bir ortam içerisinde bankalar istenilen performansı veremiyor bu birincisi. Bankalar gitmeyince bu sefer de e, endekse yukarı doğru bir hareketi göremiyoruz. Özür dilerim bu arada. Dolayısıyla bir e, haber akışını bekleme bizim merkez bankamızın Faizlerde bir indirim yapıp yapamayacağının da şu anda fiyatlaması var burada olur. Şimdi banka hisseleriniz Ağustos ayında yanlış hatırlamıyorsam %11.3 yükselmişti. Bankacılık endeksi Eylül biraz zayıf geçiyor. Ağustos'ta ciddi yabancı alımları da vardı. Hı hı. Mesela geçtiğimiz haftalar istatistiklerini de açıkladı Borsa İstanbul. Ağustos'ta en çok garanti hissesi almış yabancı yatırımcı. E, oraya ciddi bir rağbet var. Bir yandan risk primimiz iyileşti. İşte son haftalarda 22 Mart'tan bu yana en düşük seviyeyi gördük. 363'ü gördük. Her ne kadar bugün bir yükseliş olsa da işte 480'li seviyelerden geldi buraya. Mart ayından beri baktığımızda. O da yabancı eğilimini destekledi ama piyasa bir aralıkta sıkıştı. Hacimler de düştü. Ee, sanki biraz ilgi yurt içinde de azalmış gibi duruyor yatırımcı tarafında. Ve özellikle bilanço sezonu sonrası aslında iyi de bir hikaye vardı. Çok pek çok şirket beklentinin üzerine kar açıkladı. Hatta öyle karlar gördük ki çarpanlar daha da düştü. Fiyat kazanç, piyasa değeri defter değeri, işte firma değeri, FAVÖK iskontolu dediğimiz şirketler daha da iskontolu hale geldi. Ama bir türlü gidemiyor. Dolar bazında da e, yeniden 1.7 sentin altına geldik bu dolar TLdeki hareketten dolayı. Orada da 200 günlük ortalamanın altına düştü geçen hafta itibariyle. Tabii bu noktada e, siz de az evvel 200 günlükle 100 günlük ortalamaları söylediniz aslında. 1425, e, 1390 diye. 200 günlük ortalama da oradan geçiyor. Daha önce de işte Temmuz'daki düzeltme, e, Mart-Nisan'daki satışlar hep bu e, hareketli ortalamalarda son buldu. Yani piyasa uzun vadeli o trend desteklerinde hep alım yapıyor. Demek ki hala bir hikaye var değil mi? Doğru. Şirketlerimiz güçlü. Yani bankacılığa baktığımız zaman bu ay %3.91 aşağıda. Ama yılbaşından bu yana baktığımızda %15'ler civarında eksisini hala koruyor. Hala iskontolu. Dolar bazında da iskontoluyuz. TL bazında da iskontoluyuz. Ama istenen performansı vermiyoruz. Burada birkaç tane önemli kriter var. Bunlardan bir tanesi de hani birçok kriteri karşılıyor bankacılık sektörü. Neyi karşılıyor mesela? Sermaye yeterlik rasyosunu karşılıyorlar. Hani kabul gören standartlar içerisinde. Ee, bununla birlikte öz kaynak karlılığını karşılıyorlar. Aktif karlılığını karşılıyorlar. %18'ler, %21'ler seviyesinde bu rasyolar. Sermaye yeterlik rasyolarına baktığımızda özellikle orada da %18'ler, 17'ler ve 20'lere doğru yükselişler de gördük. Peki ne oluyor da bankacılık sektöründe yabancı satış yaparak gitti? Merkez Bankası Başkanı'nın değişimi ve bununla birlikte faiz indirebilir ihtimali yabancının ilk çıkış noktasıydı. Sonrasındaki süreç içerisinde Merkez Bankası faiz indirmedi ama faizde de bir artış eğilimi içerisinde olmadı. Bu sefer siyasi gelişmeleri bahane etti. Yabancı bir kısım daha o noktada sattı. Peki sonrasında ne oldu? Enflasyondaki yükseliş eğilimiyle birlikte banka karlarının düşebileceğine dair beklentiler oluştu. Ayrılacak olan karşılıklar. Şimdi o kadar o tabii ki tahminler e, yüksek tutulmuştu ki ayrılacak olan kar, karşılıklar ve bunların karlılığı olumsuz yönde etkileyeceğine dair beklentiler. Bu sefer de karlar güzel geldi. Beklentilerin çok daha üzerinde. Örneğin Akbank'ın karı, örneğin Garanti Bankası'nın karı. Gelirlerde düşüş vardı komisyon gelirlerinde. Ama ayrılan karşılıklar, takipteki krediler gibi rasyolar bu durumu telafi etmişti. Daha iyi gelen rasyolarla birlikte. Bir konu vardı. Şimdi üçüncü çeyrekte piyasaların yavaşlayabileceği ve bununla birlikte bankacılık sektörünün, bir süzün hikayesi bu, bankacılık sektörünün karlılıkların düşebileceği enflasyondan daha yüksek olması gerekiyor. Oradaki rasyosu hangi rasyosu? Aktif karlılığı ve öz kaynak karlılığı. Şu an için baktığımızda enflasyonda ciddi anlamda bir düşüş eğilimi olmazsa bankalara kolay kolay alışın gelmesi söz konusu değil. Ha, yine e, yükseliş için sanayinin desteğine ihtiyaç olacak e, biz yüz tarafında. E, sanayi de yaklaşık olarak 3 yıl daha aktif. Toplamda 5 yıllık bir periyotta endekse güçlü katkı sağlıyor. Demirçelik sektörü, otomotiv sektörü, burada beyaz eşya sektörü, bayrağı taşıyan sektörler. Ama onlarda da bir yorulma var. Sonuç itibariyle bankalar hareket etmeden biz yüzde o istenilen ivme kazanılmayacak. Peki şu son birkaç gündür biz neyi bekliyoruz? Merkez Bankamızın toplantısında çekirdek enflasyon rakamını baz alarak Merkez Bankası %19 olan politika faizini 100 bas puan indirerek %18'e çeker mi? Çünkü son yapılan anketlere baktığımızda 4-5 tane kurumun 100 bas puanlık Eylül toplantısında faiz indirebileceği öngörüsünde bulunmuş. Burada bir kısa sözünüz keseyim. Geçen hafta garanti beklentilerini açıkladı biliyorsunuz. Orada makro tahminlerde yıl sonu politika faizi %18 tahmin ediliyor. Evet. Yani %19'dan bir 100 bas puan garanti de bekliyor. Hı hı. Ee, yani Genel bir konsensus var bu konuda. Özellikle geçen haftaki o mesajdan sonra. Şu an çekirdek enflasyon %16.76. Evet. Odak orasıysa bir alan var. Artı yılın işte Ekim-Kasım itibariyle ciddi bir baz etkisiyle düşüş olacak enflasyonda. Ve piyasa şu an özellikle de tahvil tarafına bakıyorsunuzdur. İşte iki yıllık faiz düşmeye devam ediyor. Sanki işte merkezden son çeyrekte bir faiz Hı -hı. indirim fiyatlaması var. Çünkü o tahvillerin... İşte faiz indirdikten sonra değeri yükselecek. Evet. Ee, yabancı alımı da vardı dips tarafında ama mesela 10 yıllık faiz yukarı gidiyor. Doğru. Ee, genelde işte Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentisi olduğu zaman 2 yıllık faiz aşağı gelir, 10 yıllık faiz yukarı gider. Dediğiniz gibi hani o senaryo fiyatlanıyor ama işte o erken gevşeme tehlikesi ya da riski diyelim biraz sanki yabancı alımlarını sınırlıyor gibi değil mi? Tabii ki yani burada... Baktığımız zaman belirsizliklerle birlikte Merkez Bankası'nın bu konudaki yol haritasının net anlaşılamaması. Şimdi enflasyonun, çekirdek enflasyonu baz alacaksak gerçekleşen enflasyon, mu projeksiyonları hangisine göre yapacağız? Beklenen enflasyon mu, gerçekleşen enflasyon mu? Çekirdek enflasyona göre mi? Enerji fiyatları artarken gıda fiyatlarındaki yükseliş gerçekten can sıkıcı bir noktaya geldiğinde, bütçelerde ciddi anlamda açık verilen bir noktaya geldiğini düşünecek olsak, bunlardan üzere edilecek bir enflasyon gerçekçi olmayabilir. Tüm bunların hepsi bu fiyatlamaların içinde var, bu sıkışmanın içerisinde var. Kurdaki yukarı yönlü hareket otomatikman bankacılık tarafında satış baskısı şeklinde gösteriyor. Fakat e, ilginç olan da şu e, Uğur, hareketler de son derece temkinli ve teknik olarak yapıyor. Dikkat edersen bant aralıkları ve kapanış değerleri de son derece rasyonel ve bana şunu hissettiriyor, haberi bekliyor, bir gelişmeyi bekliyor. Merkez Bankası orta vadeli programda enflasyon, yıl sonu enflasyon daha yukarıda. Öncelikle bir enflasyon hedefini yukarı doğru çekecek mi, revize edecek mi? Eğer bunu yaparsa sonrasındaki adam Eylül'de faizler indirmez bunu Kasım ya da aralığa sarkıtma sinyali verebilir mi? Birçok soru işaretlerinin cevabını arayacak piyasa ve ondan sonra kararını verecek. Olumlu olursa, Merkez Bankası o sinyali vermezse, enflasyonda sıkı duruş devam edecek, kararlıyım derse ki ben Eylül ayında herhangi bir değişim yapmayacak olduğunu düşünen taraftayım. O zaman endeksi yeniden 1450-1460 hareketini, 65 hareketini görürüz. Ama bunun üzerine çıkması için daha pozitif haberlere ihtiyaç var. Ve en önemlisi de CDS'lerimizin düşmesi gerekiyor 360'ın altına. Bu, bu da arada, bir baskı yaratıyor. E, bu grafikte de bankacılık endeksinin yine önemli seviyeleri var. 200 günlük ortalamanın üzerinde 50 günlük de 200 günlük kırıyor. Bu işte altın kesişme Golden Cross olarak bilinir. Yine Cüneyt abi e, analım burada. O da hı hı. geçtiğimiz son yayında aynen bunu söylemişti. Bu i̇şte analiz yayında konuk olmuştu bir 50 günlük 200 günlük kırıyor. Yani bu uzun vadeli bir e, güçlü bir boğa piyasası ya da yükseliş trendinin bir Hı -hı. sinyali ve o anlamda 200 günlük üzerine tutunması önemli şu an piyasada 200 günlük 1269. E, bir yandan canlı grafiğini de rica edeyim arkadaşlarından gün içi e, onu da görelim. E, şu an 200 günlük ortalamanın üzerinde ama evet. geçen haftadan beri bir geri çekilme var. Dolayısıyla hani geri çekilmelerde 50 ve 200 günlük ortalamalarda yine bir alım gelirse, piyasa buralarda bir konsolide olursa, hı hı. demek ki hikaye devam ediyor. Yükseliş eğilimi sürebilir. Bu arada bugünü 1299 evet. seviyesine tamamlamış. Tam 1200 sınırında. Orası da psikolojik bir yer haline geldi şu anda. ve tabii Nisan ayından beri de önemli bir toparlanma var burada hala yılbaşından beri %16 aşağıda ama evet. hani nisan dibinden beri düşündüğümüzde 1050 puana yakın seviyelerden 1300'e doğru bir tırmanış ama bir türlü o özellikle 1350 üzerinde bir kalıcılık göremedik. Evet. Onun içinde dediğiniz gibi CDS'in düşmesi zaten ona paralel hemen yabancı alımları da devam ediyor. Evet. Mart ayında ciddi satış vardı banka hisselerinde yabancı tarafında. Onun bir kısmını aldılar ama tamamını da geriye koymadılar açıkçası. Yabancı takasları toparladı. Ee, Borsa İstanbul yabancı oranı da hala yüzde 42 seviyelerde. Değişiyor. Ee, hmm. Orada o, da hemen, orada demir attı. Orada da hemen aklı şu soru geliyor işte yabancı hala satabilir mi var mı öyle bir yer? İşte dips tarafında yabancı oranına bakıyorsunuz. Yani o, o kademelere gidecekse hisse tarafında da satışlar sürebilir ama hani e, yüzde 42 civarında da bir dip dip oluşumu var gibi yabancı oranında. Şimdi yabancı'nın oranını çok fazla böyle gündeme getiriyor hep böyle hani haberlerde vesairede değerlendirmemiz isteniyor ama ben şu şu, şu görüşteyim. Bir takım e, önemli adımlar atılmadan e, yabancının oranı %52 de olsa bu endekse çok fazla bir hareketi beraberinde getirmeyecek. Çünkü yabancı şu anda daha çok Eurobondlar tarafında, Tür Türkiye'nin Eurobondları tarafında hem özel sektör hem şirketler bazında hem de devlet e, Eurobondları e, tahvilleri tarafında ve aynı zamanda da dipser tarafında pozisyon. Çünkü buradaki getiri diğer yurt dışındaki piyasalarda elde edebileceği bir getiri değil. Bu beklemede olduğunu gösteriyor. Yani yüzde 42'i yüzde 52' de olsa endekste ana hikaye istikrar, ekonomik anlamda, siyasi anlamda kararlılık noktasında bunu bunu hissederse o zaman BIST 100 ve bankacılık tarafı hareketlenir. Şimdi BIST 100'u neden örnek veriyorum bankacılığı söylerken BIST'in hareketini sağlayacak olan bankacılığın performansı bankacılık endeksi de 1350'nin üzerine geçemiyor. Dolayısıyla 1350'nin üzerine geçemeyen bir bankacılık endeksinde biz 1600, 1500 1600'leri konuşmamız oldukça zor. Bunu çok uzandayız. Ancak şu andaki gelişmelere baktığımızda en az iki kapanışla 1302 seviyesi benim kendimce buldum. Yine siz teknikçilerden ben biraz daha farklı farklıyım. 1302'nin üzerinde en az iki kapanış yaparsa 1310-1330 hareketi yeni bir güç kazanımı için e, önemli olacaktır. Ama şu anda mevcut gelişmelere baktığımızda, beklentilere baktığımızda özellikle bankaların son dönemdeki e, kredi verme iştahını özellikle biraz daha frenleme anlamında bir takım düzenlemeler gelecek görüşmeler yapılıyordu ve maliye bakanı, bakanı ile açıklamıştı. Bankalar evet. arasında. Şimdi oradaki oranlar vesaire komisyon oranları da yükselmeye başlayacak faiz oranları sonrasında. Dolayısıyla hani bu gelişmeler kısmen fiyatlamalara yansıyabilir ama aynı zamanda da beraberinde baskıyı da getirir piyasaya. O yüzden zor bir süreç, kararsızlık bankacılık tarafını şu anda satış yönünde, satış baskısı yönünde kendini gösteriyor. Tabii dediğiniz önemli. Aslında işte faiz oranları geçmişe göre yüksek görünüyor. Ama işte finansal koşullar sıkı diyoruz ama bireysel kredilerde ciddi bir evet. e, hala talep var. E, sanki pandemi etkisi de o ertelenmiş talebin devreye girmesi. Hı hı. Hatta geçen hafta yine garanti TL cinsi kredi büyüme beklentisini de yukarı revize etti. Aynı Şu an öyle. rakamı hatırlayamıyorum. Yüzde 20 olması lazım. Yukarı revize etti. Yabancı para kredilerde daralma bekliyorlar tabii. O kredi büyümesi Hatta ücret ve komisyon geliri artışı beklentisini de yukarı revize etmişti. Bunlar da tabii önemli banka finansalları için değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Bir yandan kredi verme iştahı, bir yandan TL mevduatı toplamadaki yaşanan sıkıntı. Daha çok döviz tarafında şeylerin birikmesi ve döviz dolarizasyon eyleminin biraz daha ağırlık kazandığı bir süreç. Şimdi mevduat toplayamayan ama mevcut elindeki krediyle faiz oranlarından dolayı satamayan bir noktaya gelme istemiyorlar. Dolayısıyla siz talepte bulunmadan da bankaların son dönemde uyguladıkları politikalar gereği işte bayram geliyor ya da ekstra yerin kredilerinizi yeniden yapılandıralım noktasında daha yüksek faiz oranıyla yine kredi verme. Ve burada mecliste de soru önergesi olmuştu. Hazine ve Maliye Bakanı bu soruya da cevaplar verdi. Ciddi anlamda kredilerde de bir artış var. ...borçluluk oranlarında ciddi artışlar söz konusu. Dolayısıyla bu belli bir noktada zaten enflasyonu da körükleyen bir unsurdur. Ve ihtiyaç olmayan bir paranın ileriki bir tarihte borçlanması... ...bankacılık sektöründe takipteki olası kredileri oranında artış beraberinde getirir. Bu da otomatikman öz sermaye karlılığını düşürdüğü gibi enflasyonda olduğu gibi bir baskı yaratır. Aynı zamanda da aktif kalitesinde de ciddi e, sıkıntıları beraberinde getirir... Halihazırda baktığımızda şöyle örnek vereyim. Özellikle mesela aktif karlılığına baktığımızda Garanti Bankası'nı evet ası yüksek olduğu için örnek verelim. %21'ler seviyesinde görüyoruz. Ancak bu oran takipteki kredi miktarındaki ciddi artışla birlikte çok daha aşağı az seviyelere gelebilir. Bununla birlikte sermaye yeterlilik rasyosuna baktığımızda orada da sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 16'ya yakın %15.94 benim notlarımda belki biraz daha artmış olabilir. Bu anlamda baktığımızda bu rasyolarda ciddi bozulma e, olası e, gözükür. O açıdan bugünden yarına bankacılık sektörü üzerindeki risklerin e, giderilmesi son derece önemli olacaktır. Özellikle yeniden yapılandırmalar ve borçların ödenememe ihtimali gibi unsurlar şu an için en çok takip edilen konu başlıkları. Tabii bankalar, banka hisselerinin yukarı gitmesi için işte CDS'in düşmesi lazım, yabancının alması lazım diyoruz. E, yabancı önemli bir yatırım kuruluşu Bank of America hı hı. E, önemli bir rapor yayınladılar. Şimdi siz az evvel sermaye yeterliklerinden de bahsettiniz. E, Bank of America raporunda özellikle işte bu alt tavsiyesi verdiği, Hedef fiyatını yukarı revize ettiği şirketlerin sermaye yeterliklerine yine atıfta bulunuyor. Güçlü evet. sermaye yapılarına, döviz likiditesi durumundaki güçlü yapılarına yine bir atıf var ve özellikle bu tabii son 6-7 ayda faiz saatlerinin de yüksek olmasından dolayı net faiz marjları daralmıştı ve bunun tabi karlılık üzerinde olumsuz etkileri vardı ama örneğin Bank of America tüfe bağlantılı varlıklardan, tüfe endeksli tavillerden gelen güçlü bir gelir desteği olduğundan bahsediyor ve yine güçlü komisyon performansına atıfta bulunuyor. E, hakikaten bu yılın ilk çeyreğinde, ikinci çeyreğinde de bankaların gelir tablosundaki bu net ücret ve komisyon gelirlerinde önemli artışlar gördük. İşte garanti hatta beklentisini Hı -hı. yukarı revize etti, daha fazla e, bekliyor ücret ve komisyon gelirlerindeki artışın. Yani bu katalizörlerle beraber Bank of America hedef fiyatları yukarı çekmiş. E, siz nasıl gördünüz bu açıklamaları gelecek adına iyi sinyaller veriyor mu acaba? Dikkatle takip etmek gerekiyor. Fiyatları şimdi al önerisinin tavsiyesini koruyor ee, Akbank Garanti Yapı Kredi Bankası'nda ancak fiyatları aşağı yönlü revize ediyor. Yani burada e, dikkat etmemiz gereken bir unsur bir takım riskleri hani olumlu taraflarını da saymış ama bir takım riskleri de burada dikkat etmemiz gerekiyor. Nedir? Net faiz marjları bizim de takip ettiğimiz burada iyileşme yatıfta bulunuyor. Bu olumlu. Bununla birlikte komisyonlarda devam eden performans. Komisyonlarda bir düşüş ihtimali söz konusu olabilir mi? Mümkün. Belki tam olarak yeni kapanmalar olmayacaktır. Tam kapanmaya geçmeyecektir ama bu şeyde bankacılık faaliyetlerinde bir yavaşlama olabilir mi? Bunu takip edeceğiz. Çünkü bu gelirleri otomatikman etkiliyor. Bununla birlikte... Dövize olan yönelik döviz likiditelerinin e, provizyon karşılama oranlarının ve sermayelerin durumunun etkili olduğunu ifade ediyor. Yani bunun üzerine kurmuş bu analizini. Şimdi provizyon nedir? Herhangi bir borcun karşı taraftaki banka tarafından sorulması ve karşılığının olması. Ve onu karşılaması bankanın bir takım kredi teminatları karşılığında ya da kredi mektubu karşılığında. O provizyonların karşılıksız çıkması. Ticari hayatın sekteye uğraması, bankanın bu konudaki risklerindeki bir artış olması gibi birçok unsurlar önümüzdeki dönemde ticari faaliyetteki aksamalar söz konusu olsa sadece bizde değil bak küresel bazda provizyon daha çok o yurt dışı bağlantılarda daha aktif kullanılır. Böyle bir durumda ister istemez bankacılık sektörü var olan risklerine yeni riskler ekleyebilir. Bunun üzerine kurmuş. Burada bir de tabii ki kamu bankalarını da bu konunun biraz daha dışında tutmuş. Onları biraz daha e, piyasa altı, endeks altı getiri seviyesinde takip etmiş tavsiyesini ve orada da rakamları, fiyatları aşağı yönlü revize etmiş. Aslında yani e, piyasa altı getiri, endeks altı getiri e, ifadesini bir kenara koyalım. Bank of America'nın analizinden bahsediyorum. Hepsini aynı kefeye koymuş aslında. Ve sonuç itibariyle baktığımızda bir halk bankası bilançosuna baktığımızda sermaye enjeksiyonu sonrasındaki süreç içerisinde Amerika'daki davası bir baskı yaratmasa şu andaki endekse e, halk bankası fiyatlaması belki de bunun bir tam katı olacak şu andaki fiyatın. O yüzden biraz e, fazla acımasız bulduğumu ifade etmeliyim bu raporu. Çünkü sanılandan daha iyi bankacılık rasyolarımız olduğunu düşünüyorum ben bunu Üçüncü çeyrek bilançoları belki karlıklarda biraz düşüş şeklinde yansıyabilir. Ancak bankaların özellikle e, Akbank'ın ve bununla birlikte Garanti Bankası'nın ciddi anlamda takipteki krediler pozisyonlarını zor dönemlerde dahi dengelediklerini ve kredi verme noktasında çok da aceleci davranmadıklarını görüyoruz. Kamu bankaları ise özellikle sermaye enjeksiyonu öncesinde bir, e, onların üzerinden krediler e, ağırlıklı olarak verilmişti. Nasıl verilmesin ki Halk Bankası Türkiye'de küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin krediye en kolaylıkla ulaşabildiği banka ve o pazarda son derece etkili lider konumunda. Şimdi bu gözle baktığımızda ister istemez onların tabii ki yükü biraz daha fazlalaşıyor. Ziraat Bankası'nda da benzer özellikler var. O yüzden onlara sermaye enjeksiyonu yapılması, her birine 7 milyar TL'lik sermaye enjeksiyonu sonrasında aslında onlar da risklerini daha yönetebilir bir noktaya getirdiler. Bu gözle bak baktığımızda 3. seyrekte sadece bizde değil, bankacılık sektörü Türkiye için değil, dünya anlamında da bir yavaşlama dönemi olacaktır. Burada da e, sanayi üretim rakamlarından da görüyoruz ya, üretim tarafında bir yavaşlamanın Tedarikten kaynaklanan sıkıntıların üretimi durdurmasının etkisi olabileceğini düşünüyorum ben. Biraz da hisse bazında bakalım isterseniz garanti ile başlayalım. Garanti Mart ayından bu yana yabancı takası en çok artan banka hissesi. Evet. Buraya ciddi alımlar var. Özellikle Ağustos ayında da yüklü alımlar vardı. Geçen hafta itibariyle biraz yabancı takası gevşemeye başladı Garanti Bankasının. Burada siz özet bilançoyu da gönderdiniz. Hı hı. Buradaki rakamlar eşliğinde ikinci çeyrekteki görünümü hatırlayalım isterseniz. Evet. Şöyle bir baktığımızda burada özellikle sermaye yeterlilik rasyosu, şey, Garanti Bankası 5 milyar 437 milyon TL'lik bir kar rakamı açıkladı. Aktif büyüklüğü de 607 milyar seviyesinde. Aktiflerin %68'i mevduat fonlarından oluşuyor. Ve mevduat büyüklükleri %15'ler seviyesinde. Mevduat tarafında TL mevduatında bankaların biraz sıkıntısı var. Daha çok kredi ayağı hareketli ama mevduat tasarruf ayağı faizlerin e, getirilerin düşük olmasından kaynaklı. Yani enflasyonla e, benchmark enflasyonu aldığımızda enflasyonun altındaki TL varlık getirilerinin cazibesinin olmaması mevduat toplama tarafında bankaları ciddi anlamda e, zorluyor. Bununla birlikte sermaye terk rasyosu %16'larda, öz kaynak karlı %18.30'larda, aktif karlı da %21'lerde olan bir garanti bankası bir anda hedef fiyatları ve beklentileri yukarı doğru revizesini beraberinde getirdi. Burada da zaten görüyoruz öz kaynak karlılığını korumuş ve arttırmış. Bununla birlikte net borcunu son derece dengeli bir şekilde çeyreksel bazda baktığımızda 2021 birinci çeyrek ve ikinci çeyrek bazında baktığımızda Korumayı başarmış. Finansal borçların da ufak çaplı bir artış söz konusu almış. Ama bununla birlikte dönem varlıklarını artırarak bu riskleri kısmen ertelemiş bir e, garanti bankası var. Şimdi piyasa değerlendirmelerine baktığımızda e, info yatırımın araştırma bölümünün e, garanti bankasına ilişkin değerlendirmelerinde sevgili Çağlar'ın analizinde garanti bankası 2020 yılı pandemi bölgesinde seyretmeye devam etse de bankalar için yüksek karlılık devam ediyor. Kredi genişlemesine özel bankaların da katıldığını gördük diyor bu yükselişi de belirterek. Aktif rasyosuna ilişkin düzenlemeler ve ücret komisyon gelirlerinde tavan uygulamasının başlaması banka karlı üzerinde baskı kursa da net faiz marjlarının beklenenden daha yüksek seyrettiğini görüyoruz. Rakiplerine göre yüksek öz sermaye karlılığı, daha yüksek net faiz marjı ve sermaye yeterlik oranının yanında Güçlü teknolojik altyapısı ve online kanallarını etkin kullanması sebebiyle beğeni kategorimizde tutuyoruz diyor. Şimdi burada baktığımızda hissenin e, özellikle teknik olarak da 958 kuvvetli direnç seviyesi olarak ön planda diyor. Ve 920 seviyesi ise kısa vadeli kar realizasyon olacağı bölge olarak karşımıza çıkıyor diyor. E, kısa vadeli hedef değer olarak da 990'lar seviyesi ni göstermiş. Şimdi bakıyoruz şeyde Bank of America bunun biraz daha üzerinde revize etmesine rağmen 10 on onlar seviyesinde tutmuş Garanti Bankası'nı. Aynı şekilde ak yatırımın garantiye ilişkin özellikle 30 Temmuz'da bilanço sonrasındaki değerlendirmesine baktığımızda da hissede hedef fiyatını %6 artışla 12-30 olarak güncelledik demiş o dönem içerisinde yatırım görüşümüzde endeks üzeri getiri olarak devam ettirmiş. Şimdi bu gözle baktığımızda Bank of Amerika'daki seviyeler daha önce hangi seviyeymiş garanti? 12.80'lermiş neredeyse hemen hemen ak yatırımın e, garanti beklentisine yakın seviyeler ama bunu aşağı doğru revize etmiş. Ha bu şunu şuna neden olur mu? Bilançolar, karlılıklar biraz daha düşük gelse bile Yabancı yatırımcının da ağırlığından daha fazla yerli yatırımcının da banka hisselerindeki pozisyonlarını devam ettirdiğini görüyoruz. Ve ben yerli yatırımcının bankacılık sektörünü portföyünde yer verdiğini ve bu iskontolu fiyat düzeyini dikkate alarak geri çekilmeleri alım fırsatı olarak değerlendirdiğini düşünüyorum açıkçası. Şimdi siz bunları anlatırken ben de garantinin revize ettiği beklentilerine tekrar göz gezdirdim. İşte bu öz kaynak karlılığı %16-18 bandına yukarı revize edildi. İşte burada öz kaynaklara bakıyoruz 67,5 milyar lira. Buradaki mevcut öz kaynak rakamıyla hesaplayacak olursak yani alt taban %16'lık tahmin kadar bile olsa 10,8 milyarlık bir 12 aylık. Kâra tekabül eder. Bu da önemli bir rakam. Bir de e, şimdi öz kaynak karlılığı da e, %16-18 bandında olursa şahit. Bir de enflasyonda düşüş bekliyoruz baz etkisiyle. 2022'de de koşullar iyi giderse biraz daha gerilerse enflasyon şahit. Bu sefer enflasyon üzerinde bir öz kaynak karlılığı konuşacağız. Değerleme çarpanlarını zaten işte iskontolu olduğunu defaatle zaten konuştuk. Hani biraz daha sanki ibre dönecek gibi duruyor. Yani bu Bank of America'nın raporundan sonra da biraz daha görünüm parlak gibi ne dersiniz? Ben yani diyorum ya biraz acabasız bir rapor olmuş ve ben şunu düşünüyorum. Bu tip raporlar geldiği zaman dikkat kesilirim ve bu e, alım içinde fırsat yaratır. Yani daha aşağıya çekerek istenilen noktada ellerinde hisse senedi bulundurmamaları yeni alım için kendilerine hareket alanı yaratmaları olarak mı düşünmemiz gerekir. Hani madalyonun öbür tarafını düşünelim. Biraz daha içimizdeki o nasıl diyelim? stratejiyi ön plana tutalım. Dolayısıyla geri çekilmeler bankacılık tarafında özür dilerim özellikle endeks bazında bankacılık endeksi 1270 1260 1270 seviyesine çekilirse kötü senaryoda Bence 12 aylık periyotta banka sektöründeki hisseler alınır fiyatlamalar açısından. Bugün 300'ün altında ki seviyelerde seçici olmak kaydıyla yine alımlar devam eder. Zaten bankalar belli. Her bankanın akbank olsun, garanti Bankası olsun, bununla birlikte yapı kredi bankası son dönemde ciddi anlamda bir performans gösterdiğini görüyoruz. Bu hisselerdeki alımlar yatırımcı için. 6 ve 12 aylık periyotta çok iyi getirileri beraberinde sağlayacaktır. Çünkü sadece bankacılık sektörü çeyreksel bazda bilançolardan ibaret değil. 2021'in tamamını düşündüğümüzde bankacılık sektörü 2020'ye göre çok daha iyi bir bilanço getirebilir diye düşünüyorum yıllık bazda. Burada 3 yıllık grafiği var. Garantinin haftalık bir grafik. Her bir mum bir haftayı işaret ediyor. Aslında belli dalgalanmalar var dönem dönem. İşte 2018 Ocak'ta 11 lira 96 kuruşu görmüştük. Sonra bir satış kur krizi sırasında 5.42'ye kadar düşmüştü en düşük. Yine Şubat 2020'de 12.35'i gördük. Pandemi fiyatlamasıyla 6.11'e kadar geriledi yıl içerisinde. Sonra bu yıl içerisinde Mart ayından sonra bir trend başladı yine. Yani kabaca şöyle bir son 3-4 yıllık zaman aralığında bakıldığında işte 5,5-6,5 bu seviyeler arasında da zaman gelse kuvvetli bir alım başlamış. Ve haftalık bazda da yine önemli hareketli ortalamalar yukarı doğru gidiyor. İşte evet. 10 haftalık, 20 haftalık, 50 haftalık yine 200 haftalık hareketli ortalamanın üzerinde. Yani haftalık, aynı günlüklerde olduğu gibi haftalıkta da o Golden Cross denilen 50 ve 200 günlük ortalamaların bir kesişmesi var. Ama geçmişte de çok böyle sahte ya da fake diyebileceğimiz hareketleri oldu bu kesişmelerin. İşte evet. e, Ocak 2021 hareketi, o dönemde hareketli ortalamalar sert biçimde yukarı gidiyordu. Ama e, yine görünüm bozulunca sert bir satış. Yani e, teknik göstergeler de al verse de bir makro risk çıktığında, Yabancı en çok bankalara, holdinglere satış yapıyor. Burada evet. da işte hala satarlar mı? O kadar sattılar. Takas verileri o kadar düştü. Hı hı. E, hala satarlar mı? Sorusu geliyor akla. Bir de karlılığın artması bekleniyor. E, hala güçlü işte e, Bank of America'da döviz likiditesine atıfta bulunuyor. Sermaye evet. yapısına atıfta bulunuyor. Finansal yapı bu kadar kuvvetli kalmışken, e, değerlemeler açısından bu kadar ucuzken Herhangi bir makro risk, bu yurt içi kaynakta da olur, yurt dışı işte FED kaynakta da olur. Bir makro riskte düzeltmeler acaba biraz sınırlı mı kalır? Yoksa yine geçtiğimiz yıllardaki gibi böyle sert düşüşler görür müyüz? Ne dersiniz bundan sonraki geleceği için? Birçok mesajı içinde barındırıyor bu açıklaması. Yani zamanlaması da manidar Eylül ayı, beklenti ayı. işte Merkez Bankalarının yine sahneye çıktığı ay ve burada biraz da Merkez Bankası'na da hani vaktinden önce aceleci olmayıp Faiz noktasında hani piyasadaki bu olumsuz haberlere karşı o, o ne diyelim istikrarlı duruşunu devam ettir mesajı da beraberinde veriyor olabilir. Yani Merkez Bankası e, faizlerde faizleri atıfta bulunmadan daha doğrusu indirim kısmına atıfta bulunmadan e, asli görevim enflasyonla mücadeledir, sıkı duruş devam edecektir gibi bir mesaj verirse bu kez bankalarda yeniden bir alımla karşı karşıya kalabiliriz. Çünkü bu CDS'leri indirecek. Otomatikman bankalar da yukarı yönlü hareketi beraberinde getirecektir. Bu tamamiyle ona yönelik olarak bir beklenti Çünkü Bank of America içeride de oldukça aktif bir şey pozisyon alıcı kurum. Bu gözle baktığımızda hani bunu bir alım içinde yerli yatırımcının tüm diğer gelişmeleri baz alarak takip edebileceğini düşünüyorum ben yaklaşık bir 14-15 dakikamız var. Orada da Akbank ve Yapı Kredi'ye bakalım evet. isterseniz. Bir de Akbank'la başlayalım. Evet şöyle bir Akbank'a baktığımızda şimdi yine infodan başlayalım Akbank'la ilgili olarak da. Info pandemi başlamadan önce güçlü seyreden bankacılık karlılığı sekteye uğrasa da son normalleşme adımlarının oluşması ile artış gösterdiğini düşünüyor. Akbank aktif rasyosu düzenlemesinden olumsuz etkilenenlerden oldu diyor ve rasyoyu tutturmak için menkul kıymet alımlarına gitti. Diğer yandan faizlerin düşük seyri bankanın net faiz marjlarını yükseltti diyor. Akbank'ın yüksek karşılık politikası ile aktif kalitesini yüksek tutmayı başaracağını düşünüyoruz diyor. Bununla birlikte şöyle bir baktığımızda teknik olarak da aşağı yönde 5.65 kuvvetli destek seviyesi olarak karşımıza çıkarken bu seviyeye kırılırsa 560 görülebilir. Beklentimiz yukarıda 559'un kırılması 6 lira fiyat seviyesi olarak gözüküyor. Diyor. Hemen Bank of Amerika'ya bakalım. Orada da e, eski fiyat 680, yeni fiyat 765 seviyesi olarak gözüküyor. Akbank tarafına baktığımızda. Şimdi e, bir diğer e, şeyde de hani e, Akbankla ilgili olarak da baktığımızda elimdeki notlarda ikinci çeyrek karlılığı da 4 milyar 134 milyon seviyesinde sermaye yeter rasyosu %21'e yakın 20.9 aktif toplum 538 milyar TL seviyesinde. Şimdi burada da zaten infonu söylediği gibi özellikle Akbank'a baktığımızda e, ne yapıyor? Olumsuz etkiler rasyoyu tutturmak için menkul kıymet alımlarına gitti diyor. Bunu da kendine destekliyor Akbank karlılığını düzeltirken öte yandan net faiz marjlarını yükseltme uygun politikalar. Zaten Bank of America'nın da değindiği bu husus. Bununla birlikte şöyle bir bakıyorum. Kredi hacminde artış devam ediyor diyor Akbank tarafı içinde. ihtiyaç kredileri ve kredi garanti fonu özel bankalarda kredi büyümesinin ana kaynağını oluşturuyor. Şimdi bunun için de zaten bir yeni formül arayışı var. Bu kredi verme iştahının biraz daha normalleşmesi, o eğilimin azaltılması. Bunun da karlılıkları azaltmada bir negatifliği beraberinde getirmemesi. Ama ben genel anlamda baktığımızda Akbank'la ilgili olarak özellikle Akbank analizini bir diğer şeker yatırımın Akbank analizinde de yılın ikinci yarısında kredi mevduat makasında toparlanma öngörüsü var. Buna katılıyorum. Kredi risk maliyetini ise 100-150 bas puan seviyesinde gerçekleşmesini bekliyorlar. Ve banka özellikle 2021 bütçesinde bir değişikliğe de gitmemişti. Bunu da dipnot olarak belirtelim. Net e, Kredi mevduat makası yani net faiz marjı orada bir düzenleme evet. beklentisi. O da karlılığı destekleyen bir Aynen. gelişme olur zaten. Ki onun öncesinde işte son çarpanları paylaştık. E, 3.92 FK e, görünüyor. Evet. E, burada tabi iskontolu çarpanlar Yine bankacılık sektörü için en etkili yine katalizörler arasında. Bir de grafiğine bakalım Akbank'ın. Orada da yine aynı haftalık grafik 2017-2016 yılından bu yana. Tabii son dönemde garantiye göre biraz daha düşük performansı var. Örneğin haftalık grafiklerde garanti 200 günlük ortalamasını aştı aslında ama Akbank henüz böyle bir hareket yapmadı. 465'ten başladı harekete. 565 grafiğe alırken ki gördüğüm son seviye yani Mart dibine göre. 1 lira yukarıya koydu hisse fiyatı. Aslında dalgalanmalar garantiyle çok benzer tabii. İşte son yıllardaki zirveler ve dipler Ocak 2018, Eylül 2018 arası, Ocak 2020, Ağustos 2020 arası. Sonra Ocak 2021'de yine bir zirve 7.44. Oradan düşüş 4.65 ve şimdi bir yükseliş eğilimi ve aslında hareketin devam edip etmemesi yine burada aynı garantide olduğu gibi yabancı alımlarına bağlı diyebiliriz ama Garanti kadar kuvvetli bir grafik yok tabii. Akbank biraz daha zayıf henüz 100 haftalık ortalamayı da geçemedi. Yukarıda da 200 haftalık ortalamalar var. 6 lira 0.7 kuruş seviyesinde. Bakalım ilerleyen haftalarda geçecek mi? Bir de yapı krediye bakalım. Aynen öyle yapı krediye bakalım. Yapı kredide de. Son dönemde hareketliliğiyle dikkat çekti. Şöyle bir bakıyorum, ikinci çeyrekte net karı önceki çeyreğe göre yüzde 54 arttıran bir yapı kredi var karşımızda, 2.23 milyar lira seviyesinde gerçekleşiyor ve net karın beklentinin üzerinde gelmesi, piyasa beklentisi üzerinde gelmesinde net faiz ve komisyon gelirlerinin tahminlerden daha güçlü ve karşılık giderlerinin beklentinin altında olmasından kaynaklandığını söylüyor Ak yatırım. Yapı kredi analizinde yapı kredi ayrıca net faiz geliri artış tahminde ilk 6 ayda %28 büyümenin ardından %25'e yükseltmesi yine yapı krediyi biraz daha ön plana çıkarıyor. Bununla birlikte ak yatırım. 12 aylık hedef fiyatını %5 artışla 3.50 olarak belirliyor. Bank of America'ya bakıyoruz. Eski fiyat 6.80, yeni fiyat 7.65. Pardon özür dilerim. Eski fiyat 3, yeni fiyat 3.55 olarak güncelliyor. Bununla birlikte endeks üzeri getiri bu ikinci çeyrek bilançosunda yatırım tarafından korulurken 2000 aynı çeyrek için sorunlu kredi girişinin Önceki çeyrek düzeyinde kalması tahsilatların %50'den fazla azaldığına dikkat çekiyor. Buna karşılık yakın izlemedeki krediler için karşılık oranlarının yeterli olması önceki çeyrekte yükselmişti diyor. Net karşılık gideri maliyetinin 159 milyon TL'ye düşürdü. Böylece kredi risk maliyeti ikinci çeyrekte 20 bas puan ve 2021 6 aylık dönemde 60 bas puan seviyesinde gerçekleşti diyor. E, yorum olarak da maddi öz kaynak karlılığı hedeflenen aralık %14 ile 16 aralığına gelindi diyor. Karşılık giderlerindeki temkinli öngörüye karşın bankanın toplanan kredi mevduat getiri makası ve artan tüfe tahvil katkısı ile yılın ikinci yarısında da daha yüksek kar sağlayacağını düşünüyoruz diyor. Bu anlamda baktığımızda hedef fiyatı 12 aylıkta 350, %5 artışta 350 olarak da koruyor. Bu anlamda baktığımızda yapı kredi, vakıf bankta yapı kredi için hedef fiyatını 3.30 kısa vadeli endeks üzeri getiri uzun vadeli al tavsiyelerinde değişikliğe gitmiyoruz diyerek de o da teyit ediyor. Yani Biraz daha göz dolduran bankacılık sektöründe sadece kredi kartı pazarında worthy var olmadığını gösteren bir yapı kredi profili karşımıza geliyor. Bunu devam ettirebilir mi yılın tamamında bakacağız ama şu andaki yorumlara baktığımızda evet bunu devam ettirebilecek bir yapı kredi bankası profili var bilançosunda. Gelir artışı beklenen bankalar için bir yukarı beklenti de var aslında. İşte Akbank Garanti Yapı Kredi aslında bahsettiğiniz raporlarda işte karlılığın artması beklenen periyotlar, o net faiz marjının düzelmesi, iyileşmesi beklenen periyotlar 3 aşağı 5 yukarı aynı. Önümüzdeki yıl ilk 6 ay itibariyle öngörülüyor. Yapı kredi içinde 3.55 hedef fiyatı Bank of America'nın bir önceki hedef fiyat 3'tü. Hı hı. Yapı kredi için tabii Baktığınızda piyasa çarpanları açısından nasıl yorumlarsınız? Yani Akbank ve Garanti'ye göre e, biraz daha cazip mi yoksa iskontolu mu e, ya da daha pahalı mı bir görüntüsü var? Hangisini yapı pardon? Yapı kredi. Yapı e, Şöyle söyleyeyim e, biraz daha cazip bir görüntüsü var. Ama hareket potansiyeli olarak beta, beta anlamındaki katkısı olarak e, Garanti Bankası'na e, diğer bankalar çok fazla yetişemiyorlar hızına bu anlamda. E, ama şunu da söyleyebilirim. İlk üç içerisinde e, sıralama yapacak olursak, şu anda Akbank, Bank of America'da biraz daha birinci planda e, gözüküyor, Garanti ikinci sırada, Yapı Kredi Bankası da üçüncü sırada. E, bu hafta içerisinde Garanti Bankasında özellikle para girişinin e, yanı sıra para çıkışıyla da yabancı'nın da Garanti Bankası hissesinde realizasyon yaptığını ve satışların ağırlık kazandığını da belirtmemiz gerekiyor bir hisse değişimi bunun yerine bakalım garantinin yerine farklı bir banka koyacak mı bunu göreceğiz. Öte yandan yine geçtiğimiz haftalarda Türkiye'de katılım bankalarının ağırlığının artabileceğine dair de bir takım raporlar ve öngörüler vardı. Bunların da yansımaları bu özel bankalar arasında farklılık gösterecek mi? Ama Bank of America genel anlamda Türkiye'deki özel bankalar için hedef fiyatlarını yukarı yönlü güncellemiş. Ama ben güncellediği seviyelerin de ...bizdeki hesaplanan hedeflerin altında kalmasından dolayı raporu anlamda biraz şey buluyorum... ...ne diyelim acımasız demeyeyim de o, biraz önce acımasız demiştim onu düzelteyim... ...biraz daha hak ettiği seviyedeki hedef fiyatları çekmemiş düşünüyorum. Bunu da bir alım stratejisi olabileceği kanaatindeyim. Kamu bankaları için özellikle hani o acımasız kelimesi bence geçerli olur evet. yani... İşte e, Halkbank, Vakıfbank e, piyasa değeri defter değeri işte 02'lerde, 03'lerde evet. e, sıfıra evet. gidecek hali yok diye sormak istiyorum. Burada hani e, bir noktadan sonra e, karlılıklar toparlayacaktır. Bir de üzerinde Hı -hı. ciddi bir baskı var. 2013'ten beri aslında fiyat baskısı var. E, çarpanlar oldukça düşük seviyelerde. Yani şirketi tasfiye etseniz piyasa değerinden daha yüksek bir değer. E, ama hala işte endeks altı getiri gibi tahminler var. Ee, herhalde bu ABD kaynaklı gelişmeler orada son bulsa en ciddi ralli herhalde orada görürüz Tabii ki ya biraz önce Halk Bank örneğinde bunu verdim ya, Halk Bankası küçük ve orta büyüklükteki şirketlerin kredi erişiminin en rahat olduğu en e, uygun kredi olanaklarını buldukları banka ve o sektörde de yani o alanda da liderliğini korumaya devam ediyor bu konuda ödülleriyle de gündeme geldi Halk Bankası'nın Amerika'daki davası Halk Bank'ın lehine e, çözümlendiği takdirde şu andaki endeks düzeyi ki biz endeks düştü diyoruz. Bu seviyede bile şu andaki mevcut fiyatı 4 lira 65 kuruşlarda mı? Nerede? 5 lira diyelim kabaca biz ona. Bir tam katı 10 ve üzerindeki seviyelerde görürüz ki bu da zaten garanti bankası dahil olmak üzere diğer bankaların fiyatını katlar rahatlıkla. E, o açıdan baktığımızda kamu bankaları üzerinde bir baskı var ama bu Iı, ...tamamıyla dış kaynaklı bir baskı olarak görüyorum ben ve hak ettikleri fiyatlamaları görmedikleri kanaatindeyim. Bu arada yapı kredinin de grafiği geldi. Burada Akbank'a göre biraz daha güçlü. Garanti gibi ortalamalar yukarı gidiyor. Evet. Ee, burada 200 haftalık ortalamanın üzerinde yine 10, 20 ve 50 haftalık ortalamalar da yukarı gidiyor ve aslında eğer Bank of America'nın hedef fiyatına gelirse... E, Şubat 2018, işte Şubat 2020 bu, bu yıl Ocak ayında gördüğü seviyeler hepsini aşacak. Yeni bir zirveye doğru yolculuk olacak tabii şahit test ederse. Burada da aslında son e, 3,5-4 yıllık süre zarfında bakıldığında işte dipler 1.48, 1.69, 2.01, 2 lira altında çok da kalıcı olmuyor gibi duruyor. Bir alım geliyor ve şimdi de e, yukarı doğru bir trend oluşumu var. Hareketin devamı gelecek mi bakacağız. E, Bank of America'nın yine alt tavsiyesi verdiği hisselerden biri. E, tabii burada şunu da sormak istiyorum yayının sonuna gelirken. Bu özeller arasında özellikle bir tercihte bulunacak olsanız bir portföye koymak açısından hangi banka hissesini tercih ederdiniz? Valla şöyle söyleyeyim ben hani e, hepsinin birbirinden farklı e, üstünlükleri var. Kimisi işte e, nedir burada mevduat büyüklüğünde öne geçerken kimisi aktif karlılığında öne geçiyor. ...kimisi yapı kredi bankasına şöyle bir baktığımızda... ...örnek olarak onun üzerinden verecek olsak... ...karlılık 3 milyar 685 milyon ikinci çeyrekte. Öz kaynak karlılığı %15.4'lerde. Bilançonun geldiği tarih itibariyle. Şimdi yapı kredi bankasında %15.4. Öz kaynak karlılığını burada baz alacaksak... ...bununla birlikte garanti bankasında %18.30. Şimdi öz kaynak karlılığında daha geride olmasına rağmen... E, bu bilançosu yanında getirmiş olduğu kar rakamı hemen hemen garantiye yakın. Biri 5 milyar, biri 3 milyar, 685-4 milyara yakın. Şimdi bu gözle bakacak olursak fiyat avantajını kullanarak, beklenti kullanarak Yapı Kredi Bankası'nın model portföyünü tutarım. Garanti de betası yüksek olduğu için model portföyümde tutarım. Bununla birlikte diğer bankalar içerisinde Akbank işte e, ve kamu bankalarında Dönüşümlü olarak portföyün içerisinde, alalım. kendisini en risklere karşı eden hangisi ise onu da zaman zaman portföyde tutmaktan çekinmem. Yani şöyle söyleyeyim, birbirinden farklı iki bankanın portföyde tutmak getiri anlamında biraz daha potansiyel sağlar ve ben o noktada Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası'nı portföyde tutarım. Teşekkür ederiz Belgin Hanım, keyifli ben bir sohbetti. Ederim. Ee, böylelikle şirket raporunun sonuna geldik. Birazdan analizde ben yine karşınızda olacağım. O zamana kadar hoşçakalın.